biraz tuzlu Murat Bey burguyla yeni gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni gün programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün, her sabah bir güne merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. Bu ekranlarda programlarımızda sevgili izleyicilerimiz ve bugünkü programımızda da günaydın diyerek başladık. Evet, saatlerimiz 8'i 1 dakika geçiyor ve oraya bakmış olduğumuz zaman güzel ve güneşli bir havayla karşı karşıyayız. Güzel bir güne, güneşli bir güne uyandık sevgili izleyicilerimiz. Hani kış ayında olmamız itibariyle güzel ve güneşli günler bizleri mutlu ediyor, şaşırtıyor. Ama havalar nasıl olursa olsun önemli olan keyfimizin iyi olması diyerek de bunu da hatırlatıyoruz programımız içerisinde. Evet, günün gelişmelerini gazeteler aracılığıyla sizlere aktaracağız, sizlerle paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz. Bu arada sosyal medya adresimiz ekranımızın sol alt köşesinde yazıyor. Yazmış olduğunuz mesajlar, göndermiş olduğunuz mesajları da programımızın içerisinde paylaşıyoruz. Programımızın da eğer internet üzerinden de paylaşırsanız bizim için de daha güzel oluyor. Çünkü şu anlamda sevgili izleyicimiz daha çok kişiye ulaşırız. Bu anlamda daha çok kişiye ulaşmak bizler için önemli mi? Tabii ki önemli. Daha çok kişiyle buluşmak bizler için önemli ve anlamlı. Ve daha da önemlisi sizin yazmış olduğunuz mesajlara da çok önem veriyoruz. Ve programımız içerisinde bu mesajlarımızı da aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Evet, ülke gündemi oldukça ilginç sevgili izleyicimiz. Devamlı değişen bir ülke gündemi var. Ülke gündemine neredeyse yetişemiyoruz desek doğru söylemiş oluruz. Hani fazla bir abartı yapmış olmayız. Evet, ülke gündemini biraz sonra başlayacağız. Daha öncesinde son dakika haberlerin içerisinde neler var? Kısaca bir son dakika turu atacağım. Daha sonra gazetelere bakacağız. Gazetelerde neler var, neler yok sevgili izleyicilerimiz. Dünkü gelişmeler gazetelere nasıl yansımış? Bunları aktardıktan sonra yerel gündeme doğru yolculuk yapacağız. Son dakika haberleri içerisindeyiz. Evet, saat 7.04 geçe gazetelere yansımış olan bir haber sevgili izleyicimiz. Başbakan Binali Yıldırım'dan KYK açıklaması. Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemiş ve KYK metninde düzeltme yapılacak mı diye soruluyor. Başbakan Yıldırım'dan KYK açıklaması gelmiş sevgili izleyicimiz. Herhangi bir düzeltme yapılmayacağına dair bildiğim kadarıyla. Çünkü burada kısa bir notu yazıyor. Detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalar içerisinde sevgili izleyicimiz. Kim? Pazar akşamı, pazar günü yayınlanan KYK'lar gerçekten dünün ve önceki günün en fazla tartışılan konularından bir tanesiydi. Hele bir tane KYK var ki işte 15 Temmuz, 16 Temmuz'u mu kapsıyor yoksa devamını da mı kapsıyor şeklinde ciddi anlamda o KYK üzerine tartışılmıştı. Güzel olan bir KYK'da taşeronlarla ilgili düzeltmeler vardı. Umarım ki herkes mutlu olur sevgili izleyicimiz. Yansımaları nasıl olur? Önümüzdeki günler içerisinde daha da belirginleşecek bunlar. Evet, devam edelim. Hızlı bir şekilde son dakika turlarına. Başbakan Binali Yıldırım'ın bu açıklamasından sonra bakalım başka neler varmış. Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın meydana gelmiş sevgili izleyenler ve itfaiyeciler tarafından, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş yangın. Evet, Üsküdar'da yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açmış. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantada karton bardak ve çöp çıkmış sevgili izleyicimiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'a gitmiş. Lavrov ve Tillerson Suriye ve Kuzey Kore'yi görüşmüşler. Dün akşam saatlerindeki haber. Türkiye Hava Yolları Avrupa'yı sarsmış sevgili izleyicimiz. Rekabet edemeyecek ne yapacaklarını şaşırdılar şeklinde bir haber. Türk Hava Yolları'nın yükselişiyle ilgili. Evet, ekonomi piyasalarını takip edenler de iyi bilirler sevgili izleyicimiz. Türk Hava Yolları ekonomi piyasasında, yani borsa olarak tabir edelim. Borsada da çok ciddi anlamda bir hareketlilik sağlandı. 5 liralardan
15 liralara kadar yükselen bir Türk Hava Yolları hissesi de oldukça dikkat çekiyor. Ki özellikle geçmiş olduğumuz yıllar içerisinde işte Rusya ile çıkan uçak krizi sonrasında oldukça 5 liralara kadar düşen Türk Hava Yolları şimdi gayet iyi bir durumda. Bu anlamda bu hisseye yatırım yapanların da yüzü gülmüş olarak değerlendirebiliriz. Evet, şimdi gazetelere geçelim. Bakalım gazetelerde neler var. Gazete manşetlerine bakmış olduğumuz zaman sevgili izleyicilerimiz, KYK'lar bunlarla ilgili bir diyalog var gazetelerde. Yani ağırlıklı maddeler, ağırlıklı konuşmalar, daha doğrusu yorumlar bununla ilgili. Detaylarına şimdi gireceğiz gazetelerin. Evet, ilk olarak Milliyet gazetesiyle başlayalım bugünkü programımıza. Evet, Milliyet gazetesinin ilk sayfasında Filistin için çalışacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çat Cumhurbaşkanı Deby ile düzenlediği basın toplantısında bölgemizde barış için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin vücut bulması yegane yoldur. Bunun için çalışacağız diyor Erdoğan. Çad'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden dolayı teşekkür etmiş Çat'a sevgili izleyenler. Ve Türkiye örgüsü gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleriyle buluşarak ilişkileri güçlendirmelerinin önemine işaret etmiş. Ve Sudanlı milletvekilleri de Türkiye'nin İslam dünyasının sorunlarına karşı duruşlarından dolayı etkilendiklerini söyleyip teşekkür etmişler sevgili izleyenler. Evet, bile bile zehirlendiler. İstanbul Tuzla'da onlarca kişinin hastane kaldırılmasına neden olan kokunun kaynağı vidanjörle kanalizasyona bırakılan kimyasal atıklar çıkmış sevgili izleyenler. Haberin devamına gelelim. Ve 35 kişi şu anda hastanede tutuluyormuş. Tuzla'da önceki akşam 4 mahallede etkili olan ve kötü kokan vatandaşlarda da paniğe neden oldu. İSKİ'nin incelemesinden kokuya neden olan maddeleri metal ve tekstil sektöründe kullanılan tekratikor ve trikol adlı maddeler olduğu tespit edilmiş sevgili izleyenler. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis kimyasal atığın kaynağına ve faillerine ulaşmak için operasyon başlatmışlar. Bölgede önceki gün görev yapan belirlenen vidanjörlerden örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi amirliğine götürmüş ve bölgede birçok sera da bulunuyormuş sevgili izleyicilerimiz. Artık onlara geçti mi bilinmiyor ama bu kimyasal atıklar kanalizasyonlara dökülmüş. Ya bu tam anlamıyla bilinçsizlik, sorumsuzluk sevgili izleyenler. O kimyasal atık olduklarını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Yani bunları normal şehir hatlarındaki işte o vida kanalizasyona dökülmesi risk yaratır mı? Tabii ki yaratır. İşte bakın, onlarca kişi zehirlenmiş sevgili izleyenler. Tam anlamıyla bir sorumsuzluk örneği. Bunların çok ciddi anlamda denetlenmesi lazım. Kimyasal atıklar biliyorsunuz gerekli koşullar düzenlendikten sonra belli koşullar altında imha ediliyor. Yoksa bilinçsizce gidip sağa sola bırakmak, çöpe atmak, işte efendime söyleyeyim dere suyuna, deniz suyuna atmak, bunlar çok çok ciddi anlamda tehlikeler oluşturabiliyor insan sağlığı için, çevre için sevgili izleyenler. Alın bakın, en basit örneğini veriyoruz burada. En basit örneği işte burada bile bile zehirlendiren önceki akşam ki meydana gelen olay sevgili izleyenler. Evet, tarifsiz acılar. Irak'ta kazayla şehit olan Er Ferhat Muratoğlu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başbakan Yıldırım, başkanlar ve MHP lideri Bahçeli katıldı. Şemdinli'de şehit olan uzman çavuşlardan Hüseyin Çam, Kahramanmaraş'ta Orkun Çil ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandılar. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabır diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ülkemizin başı sağ olsun. İşte onların son yolculuğuna uğranırken cenaze törenleri gazetelerde sevgili izleyenler ve şehidimizin başında çocuklarının bir fotoğraf karesi de oldukça yürek burkan bir fotoğraf sevgili izleyenler. Bu acıların tekrar yaşamaması dileğiyle, temennisiyle, duasıyla sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz. Yalnız Kurt operasyonu, bakın DAEŞ'in yılbaşında büyük şehirlerde bombalı
saldırı düzenleyebileceği istihbaratı üzerine yapılan operasyonlarda İstanbul'da yabancı 28 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında yalnız Kürt eylemcilerinin de bulunduğu 28 zanlıyla birlikte aralıkta 6 operasyonda yakalananların sayısı 239'a ulaşmış sevgili izleyicilerimiz. Evet. 121. madde açık ve nettir diyor. Devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Boğaz'a KYK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi 16 Temmuz'dan sonrasında kapsam bir düzenleme değildir. Kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir. Açık nettir. Eksi yanlışı yoktur sevgili izleyicimiz. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin tartışma yaratan 121. maddesiyle ilgili bu düzenlemenin iptal edilmesi lazım. Bu Türk toplumunu iç savaşa sürükleme tezgahıdır. Bu düzenleme hiç kimseye hizmet etmez. Böyle bir düzenleme yapıldı. İşte düzenlenenler de sevgili izleyicimiz böyle bir önümüzdeki dönemleri kapsamamaktadır deniyor. Ama hukukçular tartışmalarında farklı şeyler, farklı sesler çıkıyor sevgili izleyicimiz. Yani aslında şu birlik ve beraberle gerçekten ihtiyacımız olmuş olduğu dönemlerde bu tür kısır tartışmaların içerisine girmek çok yersiz ve anlamsız. Çünkü Türkiye enerjisini boşa harcıyor. Eğer gerçekten kapsamıyorsa kapsamıyor anlamında yorumlar çıkartılabilir. Ama hukukçular gerçekten ciddi anlamda bu konuyla ilgili endişeler, tartışmalar var. Özellikle muhalif kesimler tarafından, muhalefet tarafından sevgili izleyicimiz. Yani öyle bir şey olması lazım ki hiç kimsenin bu anlamda yani tartışma zemini oluşturulmayacak en azından kanun maddelerinin olsa çok çok daha iyi olur. Çünkü ben özellikle bu dönemler içerisinde Türkiye enerjisini boşa ve gereksiz harcamasından yana değilim. Çünkü enerjimizi ülke güvenliğine, bütünlüğüne sağlamamız gerekiyor. Özellikle şu teröristlerin sağda, solda, içeride cirit atmış olduğu dönemlerde sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz gazetelerimize. Bir diğer gazetemiz Habertürk gazetesi sevgili izleyicimiz. Cinayete teşebbüs. Bakalım başlık nedir? İşte alçaklar zehirli atıkları bu borularla atık su kanalına kaçak boşaltmışlar sevgili izleyicimiz. Bakın. Zehir seraları diyor. Tuzla'da kimyasal paniğe yol açan kokunun olduğu bölgede içine siyah su akan bir dere İstanbul'da sebze meyve sağlayan seraların arasında zehir saçarak Marmara'ya dökülüyor. İşte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o haber sevgili izleyenler. Yani denetimsiz, bilinçsizce şehir kanalizasyonuna bırakılan o zehirli atıklar gizlice bırakılmış gazetenin iddiası. Bakın hangi bu borularla bırakıldı diyor. Orada seracılık yapılıyormuş. Sebzeler, meyveler belki de bu kimyasallardan etkilenecek. Denize Marmara'ya dökülüyor sevgili izleyenler. Balıklar belki de oradaki doğal ortam etkilenecek. İnsanlar nasıl etkilendiyse ne olacak akıbeti bilinmiyor. Belki de orada yetişen sebzeler bizlere kadar gelecek. Bilemiyoruz. Ama bunu yapanlar gerçekten sorumsuzlar. Yani bunlarla ilgili çok ciddi anlamda cezaların olması lazım sevgili izleyenler. Toplum sağlığına ne yapıyor? Riske atıyor. Fabrikanda yapmış olduğun işte nedir efendime söyleyeyim veyahut da farklı kimyasalları bilinçsizce, sorumsuzca kanalizasyon hatlarına dökmek. Kasten yaralama maddesi. Tuzla'da 97 vatandaş geniz yanması nefes alamama şikayetiyle hastaneye gitti. Kimyasallar metal ve tekstil sektöründe kullanılan tiktoteren ve tetkoteren çıktı. Bir vidanjör kamyonunun atık kolektörüne kaçak boşaltıldı belirlendi. Başsavcılık cana kasten sorumsuzluk bulmak için çevrenin kasten kirletilmesi ve kasten yaralamadan soruşturma başlatmışlar. Teşekkür ediyoruz. 35 kişi hala tedbir amaçlı hastanede. Vatandaşlar, öğrenciler toplu olarak fenalaşmışlar. Kimyasal saldırı zannettik diyor. Mühendis zincir bu atıklar dozajına göre özellikle astım ve hamilelerde ölümcül olabilir. Orada başka hangi kimyasal reaksiyona girdi bilmiyoruz. Denetlemelerde eksiklik var. Daha tehlikeli maddeler de atılmış olabilirdi deniliyor. İşte bu her anlamda artık uyanık olmamız lazım. Tedbirli olmamız lazım sevgili izleyicimiz. Ve fabrikan var. Fabrikayı işletiyorsun.
bunun kimyasal atıkları olabilir ama bu kimyasal atıkları gelip de gizlice bilinçsiz bir şekilde atmak yani mümkün değil. Yani düşünün. Ya bu nasıl sorumsuzluk? Bu nasıl cahillik demek istemiyorum. Bunun yani zararlı bir madde olduklarını bile bile gizlice atıyorlar ama soruşturma başlatılmış. Sorumluları bulunacaktır ve ona göre bir cezalandırma uygulamasına gidilecektir. Evet, hibe verip sömürüyorlar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad ile ilişkilerini 16. yüzyıla dayandığını hatırlatarak biz buraya Çatlı kardeşlerimizi unutturanlarla bağlarımızı yeniden güçlendirmeye geldik diyor. Batı'yı da eleştiren Erdoğan, bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'ya böyle sömürmediler mi diye sormuş sevgili izleyenler. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çat'taki bir fotoğraf karesi gazeteye yansımış sevgili izleyenler. Ve değişiklik sinyali, sivile cezasızlık tartışması. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, sivilleri yargı muafiyeti metin iyi anlaşılmadığı için tartışılıyor deyip devam etti. Bütün okuyunca KYK'nın 15-16 Temmuz'a sınırlı olduğu anlaşılıyor diyor. Devam terimi 15-16 arası olayları ifade ediyor. Polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen, lafsız somut tarihe belirgin hale gelen küçük değişiklikler yapılabilir deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Bozdağ, af diyenler darbe severlerdir diyor sevgili izleyenler. Ulaştırma Bakanı Aslan %73'ü biten 3. havaalanı tamamlandığında Atatürk Havalimanı'nın imara açılıp AVM konut yapılması söz konusu olmadığını söyledi. İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olacak. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alanda planlıyoruz. Terminallerin fuar alanı olarak hizmet etmesini de istiyoruz demiş sevgili izleyicimiz. Evet. Dün İstanbul başta olmak üzere birçok kente gökyüzüne belirgin olarak gözlemlenen gizemli ışık UFO heyecanı yarattı. Ancak ışık kümelerinin Rusya'nın test ettiği balistik füzeye ait olduğu açıklanmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, Habertürk gazetesinde bu şekilde nihayetlendirmiş olduk. Hürriyet gazetesiyle programımıza devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin ilk sayfa haberi. Komşula sığar mı bu başlıklı haber sevgili izleyenler. Avrupa Birliği'nin yeni dönem başkanı Bulgaristan, Batı Balkanları Avrupa Birliği genişlemesinin odağına yerleştirirken Türkiye'yi dışladı diyor. 1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığının üstlenecek olan Bulgaristan'ın 6 aylık programdan Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin tek bir cümle kullanılmadı. Genişleme sürecinin öncelikle bir olacağını vurguladığı programda Batı Balkanlara özel önem atfedilmiş ve Türkiye'siz zirve. Üstelik Türkiye'nin zirve talebinde bir türlü olumlu yanıt vermeyen Avrupa Birliği liderleri 17 Mayıs 2018'de Sofya'da Batı Balkanlar için özel bir zirve planlamışlar. Bu tavır son dönemde Brüksel'de yerleşmeye başlayan Batı Balkanlar ile Türkiye'yi birbirinden ayırma yaklaşımının bir parçası olarak görülüyor diyor. Ve Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfa haberi komşuluğa sığar mı başlıklı sevgili izleyenler. Ve Borisov'un Türkiye gafı, Bulgaristan Başbakanı Borisov geçen hafta bir televizyon programında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğünü bırakalım, en iyisi oturalım ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında özel bir anlaşma yapalım demişti sevgili izleyicilerimiz. Evet, Gemlik'in taşınacağı yer sevgili izleyenler, Gemlik ilçesinin büyük bir bölümü deprem tehdidinden dolayı farklı bir yere taşınacak sevgili izleyenler. Bununla ilgili yapılan haberler ve tartışmalar da var. Bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda endişeler de var. O yörede yaşayan insanlarla yapılmış olan röportajlar vardı. Adam diyor, ben diyor 3 ay önce diyor ev aldım diyor. Ne olacak diyor. İşte 3+1 evi olanlara 2+1 ev teklif edildiği yönünde. Daha sonra buralar yeşil alan olacak. Belki düzenlemeler yapılsa bir daha imara açılabilir şeklinde gelen yapılan açıklamalar vardı. Ama bakın bu haber yine gazetede sevgili izleyenler. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için üzerinde çalıştıkları projeyi anlatmış. Yeni Gemlik'te binalar 5 kat olacak. İlk kazma Haziran ayında vurulacakmış sevgili izleyenler.
son KYK ile taşınması kararlaştırılan Gemlik'te 1990'dan sonra yapılan binalar kalacak. Eski yüksek katlı binalar yıkılacakmış sevgili izleyicilerimiz. Evet. İzmir Dikil'de erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar nedeniyle tutuklanan temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen'le ilgili soruşturmalarda öğrenciler yaşananları anlatmış. Ergen'in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği ortaya çıkmış. Taciz ettiği çocuklara para da vermiş sevgili izleyenler. Burada da bir fotoğrafı var. Gerçekten hani bakmış olduğunuz zaman bilmiyorum. Yani çok insan şeyler söylesi geliyor ama sevgili izleyenler maalesef ki ülkemizde buna benzer istismarlar var, oluyor, duyuyoruz. Bu anlamda ailelerin de çok çok uyanık olması lazım. Ve bu konuda çok ciddi anlamda araştırmalar ve denetlemelerin yapılması lazım. Bu türlü sapık ruhlu insanların yani ne bileyim yani nasıl ayırt edersin bakmış olduğun zaman insan tipine sevgili izleyicimiz ama insan değil. Sapık ruhlu bir adam. Otursan konuşsan hangi konulardan ahkamlar keser? İlk başlayacak olduğu konu kesinlikle ahlaktır. Ama maalesef ki sevgili izleyicimiz böyle bir haber. Evet. Yurtlara çocukları gönderiyorsun. Ve bu adamlar, bu türlü sapık zihniyetli adamlar sevgili izleyicimiz yurttaki çocuklara cinsel istismarda bulunuyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Katar'a obüsü takviye yaptım. TSK Katar'ın başkenti Doha'daki El Ubeyd Hava Üssü'ne yeni bir birlik gönderdi. Nakliye uçaklarıyla Doha obüslerde de ulaştırılmış. TSK'dan ilk grup 19 Haziran'da Doha'ya gitmişti sevgili izleyenler. Evet, 1 Ocak 25 Aralık 2017 arasında 153 milyar dolarlık ihracat yapılmış. Rakamlar yıl sonuna kadar 156,5 milyar dolara hedefleniyormuş. O hedefler yakalanacağı yönündeki bir haber sevgili izleyenler. Evet, parti uyardı, tweet değişmiş sevgili izleyenler. Burhan Kuzu düzenlemeyi savunuyordu ama değiştirmiş düzenlemeyi. Burhan Kuzu yeni tweetinde son çıkan KYK'nın amacı ve kapsamı çok açık. Bunun farklı yerlere çekmek iyi niyeti değildir demiş. AK Parti yönetimi darbe gecesindeki eylemlerle ilgili sivillere dokunulmazlık getiren KYK konusunda parti içinde tek ses istedi. Düzenlemenin ilerideki benzer olayları da kapsayacağına ilişkin tweet paylaşan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yönetimden gelen uyarı üzerine geri adım attı. Yeni bir tweette bu kez düzenlemeyi savunan Kuzu CHP'nin bu konudaki yaklaşımını eleştirmiş sevgili izleyenler. Ve Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlığı 10 yıl 6 ay hapis. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsu'nun 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, Posta gazetesiyle devam edeceğiz. Bakalım gelen mesajlar var mı? Gelen mesajları da sizlerle birlikte paylaşacağım sevgili izleyicilerimiz. İbrahim Şahin, gününüz aydın, işleriniz kolay olur inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Sosyal medya adresimizden bizlere mesaj atılmış arkadaşlarımız sevgili izleyenler. Ali Aktürk, kolay gelsin, günaydınlar Fatsa'dan arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Ali Aktürk'e. Ali Yazan sevgili izleyicilerimiz, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. TV2 çalışanlarına selamlar diyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve bizi izleyen bütün izleyicilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi buradan gönderiyoruz. Sosyal medya adresimizden bize mesajları atabilirsiniz. Mesajlarınızı programımız içerisinde paylaştığımızda bir kez daha hatırlattıklarından sonra gazetemize devam ediyoruz. Posta gazetesini en son olarak aktaracağımı söylemiştim. Evet, Posta Gazetesi'nin ilk sayfa haberi sevgili izleyicimiz Hayat Koşusu başlığı altında. Evet, İstanbul Ataşehir'de bir gecekonduda soba yüzünden yangın çıktı. Anne ve babası işçi olan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar evde tekmiş sevgili izleyicimiz. Evet, itfaiye eri İsmail Sayım canını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı. Dumandan zehirlenip bayılan Emir'i dışarı çıkardı. Ve
Ambulans dar sokaklar yüzünden evin önüne gelemeyince itfaiye eri Hüseyin Onur, meslektaşı İsmail Sayım'ın kucağından emri alıp ambulansa doğru koşmaya başladı. Ve Hüseyin Onur yorulunca emir bir polis hemen kucaklayıp koşmaya devam etti. Zamanla yarışarak hastaneye yetiştirilen emir ölümden dönmüş sevgili izleyicimiz. İtfaiye güçleri, itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin sevgili izleyicimiz emir kurtarmak için vermiş oldukları mücadele, onlara teşekkür ediyoruz sevgili izleyicimiz. Ve gazete hayat koşusu olarak yansıtmış bu haberi. Yangın çıkan gece kondudan tek olan 7 yaşındaki Emir'i itfaiyeci alevden arasına dalarak kurtardı. Ambulans olay yerine gelemeyince itfaiyeciler ve polis Emir kurtarmak için zamanla yarışmışlar. Teşekkür ediyoruz itfaiyecilere ve polislerimize sevgili izleyicilerimiz. Çok önemli. Çok önemli. Yani birliktelik, beraberlik, beraber mücadele etme. Onun bir örneği sevgili izleyicimiz ve Emir'in hayatını kurtaran itfaiyeci askerler, itfaiyeci ve polislerimiz. Evet, Hakkari Şamdini de terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 9 aylık kız çocuk babası olan uzman çavuş Orkun Çil dün Adana Ceylan'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, şehit Orkun Çil'in tabutuna omuz vermiş. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyicimiz. Acılı ailelerine sabır diliyoruz. Evet, eleştiren darbe sevendir diyor Bekir Boğazlar. KYK'ları eleştirenlerden bahsediyor. Hükümet KYK ile 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması için harekete geçen resmi sivil ayrımı yapılmaksızın herkese cezai sorumsuzluk getirmişti. Hukukçular bu madde suça örtülü aftır diye iddia ediyorlar. Madde muğlak, ileride emsal gösterip kötü sonuçlara yol açabilir demişti. Başbakan yardımcısı Bozdağ dün şöyle dedi. Bunu af diyenler darbe sevenlerdir. Madde 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsıyor. Değiştirilmesine gerek yok diyor, iddia ediyor sevgili izleyenler. Bekir Bozdağ. Bilemiyorum, evet. Bitcoin operasyonu. Sanal para birimi Bitcoin'i internet ortamında üretebilmek için Bitcoin'i oluşturan şifre dizisinin çok güçlü bilgisayarlarda bulunması gerekiyor. Bu iş için kurulan sistem çok fazla elektrik üretiyor. Bu yüzden bazı Bitcoin üreticileri sistemi kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu Güneydoğu'da kurmuş. Bazı evler fabrika kadar elektrik tüketince bu durum ortaya çıktı ve birçok eve baskın yapılmış sevgili izleyenler ve Bitcoin operasyonu. Evet. Bitcoin çıktı. Bunun sahtesini de çıkartılıyormuş görmüş olduğunuz gibi. Evet, İstanbul Tuzla'da dün biraz önce aktarmış olduğumuz haberler gece etkisinde ağır kalan koku panik yaratmıştı. Kokudan 97 kişi hastanelik olmuştu ve sebebi ne çıkmıştı sevgili izleyicimiz? İşte fabrikaların kimyasal atıklarını kanalizasyon hatlarına dökmesinden meydana gelen bir kokuydu. Evet, hiç utanması yok. İşte biraz önceki gazetede sevgili izleyicimiz işte bahsetmiş olduğumuz bir konu vardı. Yurtlarda çocuklar cinsel istismarda bulunan bir sözde eğitimci sapık fotoğrafı vardı. Şimdi sevgili izleyenler başka bir aynı konu değil tabii ki ama farklı bir konu ama bakın hiç utanması yok başlıkta bir haber var. O da işte neler söylemiş bakın. Konya Selçuklu'da Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni Ercan'la Harmancı Twitter'da beden eğitiminde eşofman giyen kız öğrencilerin tahrik edici olduğunu yazmıştı. Hakkında soruşturma açılan şahıs sosyal medyadaki bu paylaşımlarından sevap bekliyorum demiş sevgili izleyenler. Evet, yani bundan sevap bekliyormuş. Evet, o kadar yorum açık, o kadar yani farklı şeyler söylenebilecek olan bir konu ki sevgili izleyicimiz. Görmüş olduğunuz gibi bu konuyla ilgili kendisi sevap bekliyormuş. İnsanları böyle insanlarla ilgili bu şekilde ithamlarda bulunuyor. İnsanlara demediği şeyleri bırakmıyor. Kendisiyle ilgili soruşturma açılıyor ve kendisi bu konuda sevap bekliyor. Hani nasıl bir din algısı var, nasıl bir inanç anlayışı var, algısı var bunu da bilmiyoruz ama
bu ve bu tipi insanlar anlatmış olduğu dinle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu din arasında sevgili izleyicimiz inanın ki çok çok farklı. Hani son dönemlerde çok söylenen bir söz var ya bu konularla ilgili. Yani Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de olan din bir de uydurulan din. İşte bunlar uydurulan din ve onlara inananların inanmaların sonuçlarından kaynaklanıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. Devam ediyoruz. Kırşehir'de aşırı dinci terör örgütü DAEŞ'in iki hücre evinde yapılan baskında 60 bin doların yanı sıra altı parmak izi kalıbı da bulundu. İşte DAEŞ denilen terör örgütü sevgili izleyicilerimiz. Onlar da din adına bazı şeyler yaptıklarını, inançları adına bazı şeyler yaptıklarını ve onlar da yapmış olduğu bu işlerin sevap olduğunu düşünüyorlar. Yani onlar da bu yapmış oldukları katliamlardan sevap edindiklerini düşünüyorlar. Hocanınki de farklı. Beden eğitiminde olan kız çocuklarının insan erkeklere işte farklı algılar olduğunu bileceğini ve onlarla ilgili kız çocuklarımızla ilgili çok farklı ithamlarda bulunmuştu. Bununla ilgili kendisiyle ilgili soruşturma da açılmıştı. Evet, DAEŞ'in iki hücre evinde yapılan baskında 60 bin dolar yanısına 9 parmak izi kalıbı bulundu. Plastik kaplamalar üzerine alınan 9 işaret parmağı izleri ölen teröristlere ait çıktı. Kalıplarla ölen teröristler üzerine bankalardan para transferi yapılıyormuş. Mobil bankacılıkta müşteri şifre tuşlamak yerine hesabı parmak iziyle girebiliyormuş sevgili izleyenler. Şeytanlığın izi olarak yansımış olan bir haber sevgili izleyenler. Evet, Osmaniye Korkut'ta Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Türk, eşi Profesör Doktor Zeynep Türk'ün dekanlığa 6 akrabasını işe çeşitli bölümlerin başkanlığını atamıştı. Soruşturma başkanı YÖK Zeynep Türk'ün dekanlık görevinden aldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Profesör Doktor Celalettin Vatansever'in kardeşi Hakan Vatansever'i öğretim görevlisi eşi Doktor Hülya Vatansever'i yardımcı doçent olarak atadığı oğlu Atasever ise inşaat bölümünde işe aldığı ortaya çıktı. Sıkıldık bıktık artık yemin ediyorum. Yani liyakatsızlıktan sıkıldık. Vallahi yani bakın bu da yani eğitimin en üst seviyesini üniversitelerde dekan işte profesörler tanınmış oldukları akrabalar işleri çeşitli atamalar yapılıyor. Siyasetin içerisinde liyakatsızlık işte tanıdıkları müdürler yapmalar yanlarına almalı işe zor. Bırakın artık bunlar ne olur yani bir ortada bir iş varsa o işe kim hak ediyorsa o girsin. Yok senin partinden, yok benim partimden, yok onun cemaatinden, bunun tarikatından, yok senin inancına, bunun inancına. Hiç fark etmiyor. Bırak akraban olmasın, bırak tanıdık olmasın, bırak inandığın gibi şeylere inanmasın, farklı düşüncelere sahip olsun. Lütfen. Yani bir iş, ortada yapılacak olan bir iş varsa o işe kim alınır? Kim alınması lazım o işe? Tabii ki o işi en iyi yapabilecek olan kişi alınması lazım. Eğitimi en iyi seviyede olan kişi alınması lazım. Ama maalesef ki bizim ülkemizde görmüş olduğumuz örneklerde işe alınacak olan insanlar da o işi en iyi yapacak olması işe alınmayla ilgili önemli bir kriter değil. Eğitim önemli bir kriter değil. En önemli kriter kimin akrabası olduğu, hangi siyasi kanattan olduğun, hangi cemaat tarikat bunlardan olduğun, buna benzer şeyler, kart vizitinde kimin yakını o yazdığı önemli. Yoksa işi iyi yapacakmış, eğitim seviyesi buymuş, yok doçentmiş, doktormuş, yok efendime söyleyeyim bu kadar iş tecrübesi varmış. Hiçbir önemi yok. Kimin yakınısın, kimin akrabasısın? Birisinin akrabası değilsen, birisinin tanıdığı değilsen olmuyor. Lütfen herkes kendisini bu anlamda sorgulasın. Lütfen. Yani maalesef bu bizim genlerimize kadar işlemiş sevgili izleyicilerimiz. Bakın işte profesör üniversitelerde hani kızıyoruz ya okumamız lazım, eğitim lazım diye. Ama eğitim almış olduğun zaman da yine devam ediyor bunlar. Bakın iki profesör ve torpil suçlaması. Yapmayın bunları. Yapmayın. Biz üniversitelerimizden, profesörlerimizden çok farklı şeyler duymak istiyoruz. Bilimsel araştırmalar, çalışmalar duymak istiyoruz ama gelin görün ki üniversitelerden, üniversiteyle ilgili haberlere baktığımız zaman
bizim beklentilerimizin çok ama çok dışında haberlerle muhatap oluruz bu ekranlarda. Evet, Ramazan Özcan İstanbul'dan selamlar göndermiş sevgili izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ömer Sakaryalı Vonalı, günaydın, hayırlı yayınlar. Bu güneşli İstanbul sabahından sımsıcak selamlar demiş Ömer kardeşimiz. Aynı zamanda köylümüzdür de. Çerliköy'e de selam söyleyelim mi Ömer? Evet, biz de kendi köyümüze selam söyleyelim. Güngör Durkut, günaydın İstanbul'dan güzel memleketimin insanlarına. Selamlar olsun, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bilal Aydınhan, günaydın Ümit Bey. Aydınhan ailelerinden tüm Müslümanlara hayırlı günler, Aydınlık köyüne de selamlarımı gönderiyorum demiş. Selamlarınızı aldık, selamlarınızı ilettik arkadaşlar. Umarım ki selamlarınız gereken yerlere ne yapmıştır, gitmiştir değil mi? Evet, devam edelim. İşte Kudüs Operasyonu, Takvim Gazetesi'nin ilk sayfası sevgili izleyicimiz. Takvim Gazetesi'ne geçiyoruz. Amerika'nın Kudüs tuzağı, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla engellendi. İşte bir zaferin adım adım hikayesi sevgili izleyenler. Afrika turunun ikinci durağında Çad'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İdris Deby tarafından karşılandı. İki lider bir süre el ele yürümüşler sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi. Kudüs kumpasının istihbaratı 1-2 Aralık'ta Ankara'ya geldi. Amerika önce telefonla ikaz edildi. Sonra Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmaya karar verdi. Hem Papa'yı hem de Putin'i davet etti. Vatikan destek verdi. Rusya başkan yardımcısı gönderdi. İlk zafer İİT'de elde edildi. Ardından Birleşmiş Milletler oylamasına geçildi. Erdoğan'ın yine devreye girdi. Suudi Arabistan'a da dikkat, Arabistan da ikna etti. Amerika Türk tokadı yedi başlıklı bir haber sevgili izleyicilerimiz. Ve bakın, Amerika'nın Kudüs tuzağı yoğun çabalarıyla engellenmiş. Türkiye'nin yoğun çabalarıyla engellenmiş. Çat sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı. Birçok yere hoş geldin Erdoğan pankartı asılmış sevgili izleyicimiz fotoğraflarda. Evet, Emir'in yolu biraz önce anlatmıştık. Posta gazetesinde sobalı bir ev, çıkan bir yangın. Küçük Emir evde tek başına 7 yaşındaki sevgili izleyicimiz. Yangında itfaiye ekipleri giriyor. Emir'i duman arasında evin içerisine girip kendini tehlikeye atarak çıkartıyor. Yollar o kadar dar ki ambulans giremiyor. Elden ele itfaiye ekipleri ve polisler Emir'i ambulansa yetiştiriyorlar ve Emir'in hayatta kalmasını sağlıyorlar. İşte böyle kurtarmışlar. Emir'in yolu diyor. Teşekkür ediyoruz itfaiye ekiplerine ve polislerimize, emniyet güçlerimize. Evet, 3000 liralık cinayet. Adana'daki Gamze İlhan cinayetinin detayları ortaya çıkmış. İddiaya göre genç kadın bir evde ev kiraladı, fuhuş yaptırdı. Eşi Soner Uçku'ya da her hafta 3000 lira vermeye başladı ama parayı 1000 lira düşünce kocası tarafından bıçaklanmış. Evet, kocası tarafından bıçaklanmasının sebebi parayı az vermesi sevgili izleyicimiz. Yoksa başka bir sebebi yok. Gazetenin iddiası, gazetenin haberini anlamış olduğumuz bu. Yani nereye gidiyoruz, nelere gidiyoruz, nerelere gidiyoruz sevgili izleyicimiz. Evet, sonunda bunu da yaptık. Kaçak Bitcoin üretmişiz. Biraz önce vardı. Dicle elektrik yetkilileri doğuda bir fabrika kadar elektrik kullanan kırsal bölgeye baskın yaptı. Harabeden sevgili izleyenler, Bitcoin uzmanları çıkmış. Madenci diye tabir edilen uyanıkların yoğun işlem yaptıkları için kaçak elektrik kullandığı anlaşılmış. Ve Bitcoin üretiyorlar ya, işte kaçak Bitcoin'ler. Müsaitseniz uzaylılar gelmiş. İstanbul'da birçok kişi Sabiha Gökçen Havalimanı üzerine uçan daireye benzer bir cisim görüntülendi. Ankara ve Tokat'tan da benzeri videolar geldi. Işık yüzmesinin Rusların test ettiği balistik füze olduğu anlaşıldı. Sakin oluyoruz. Yani uzaylılar gelmedi. UFO değilmiş. Evet. Terim'e şok. Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu ile kavga etti. Bu yüzden işini kaybetti ama Futbol Federasyonu'na 3,5 milyon euro tazminat istedi. Şok gibi cevap geldi Terim. Şok bir cevap geldi Terim. Yine olsam yine yaparım deyince iş aktiği feshedilmiş sevgili izleyicimiz. Evet. Geçiyoruz. Takvim Gazetesi'ne geçtikten sonra son gazete olarak Sözcü Gazetesi ile programımıza devam ediyoruz. Ulusal gazetelerden sonuncusu.
FETÖ ile fotoğrafı olan terfi ediyor. İşte bakın bu haber Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfa haberi. FETÖ ile mücadele işte bu yüzden samimi bulunmuyor. FETÖ ile fotoğrafı olan terfi ediyor diyor. Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşen AK Partili vekillerden biri olan Adem Tatlı Tarım Bakanlığı Genel Müdürü olmuş. Bakın burada fotoğrafı var. Fethullah Gülen hemen bir iki kişi yanında Adem Tatlı var sevgili izleyenler. Yıl 2002 AK Partili 12 vekil FETÖ ile yan yana. AK Parti Giresun eski milletvekili Adem Tatlı'nın da aralarında olduğu 12 milletvekili 2012'de terörist başı FETÖ'yü Amerika'da ziyaret etmiştim. O ziyarete çekilen fotoğrafta Sözcü'de de yayınlanmış olay olmuştu. Tatlı Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredisi iştiraklerinden biri olan Tarex Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne atandı. Tatlı geçen cuma günü işbaşı yaptı. Bu adeta ona bir ödül olarak gelmiş sevgili izleyenler. AK Parti Tatlı o ziyarete partimiz tarafından gönderildik demişti sevgili izleyicilerimiz. İşte milletvekilleri ve terörist Gülen sevgili izleyicimiz. Onlarla çekilmiş olan bir fotoğraf. Hukuk devletinin tabutuna son çivi çakılıyor diyor. 12 Eylül'de tutulduğu askeri cezaevinde bir yıl boyunca tek tip kıyafet giydirilen MHP'li Atilla Kaya son çıkarılan KYK'lar isyan etti. Başlıktaki tespit yapan Kaya hukuk askıya alınıyor demiş. Devam ediyoruz gazetemizde. Ha Amerika ha Rusya. İkisi de terörist YPG'nin destekçisi. Al birini vur diğerini diyor gazete. Suriye'nin PKK uzantısı YPG'ye 3500 tır dolusu silah veren Amerika'dan sonra Rus askerleri de Afrin'deki hainlerle işbirliği içinde görüntülendi. İşte ihanet diyor. Rusya ile ilişkilerimizin sözde düzeldi ama manzara hiç de öyle değil. Türkiye için büyük tehlike olan PKK uzantısı YPG Suriye sınırımıza devletçik peşindeler. Çünkü yalnız değiller diyor. Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenleyeceği konuşulurken Rus askerleri Afrin'de YPG ile hainleri ziyaret etti. Bu ziyaretin görüntüleri de terörist sitelerinde yayınlanmış sevgili izleyenler. Gazetenin yorumu. Ha bir al birini vur öbürüne diyor. Hiçbir farkları yok. Ha Amerika ha Rusya. İkisi de terörist YPG'nin destekçisi. İşte o fotoğraf sevgili izleyicilerimiz. Evet, köpekli arama yapan Hollanda'ya misilleme. Türkiye'ye girecekleri valizlerini direktör köpeklerle arayan Hollanda'ya karşılık verildi. Biz de onları aramışız sevgili izleyenler. Gaziantep'te 44 asker yemekten zehirlendi. Daha önce Manisa'da 731 askerimiz yemekten zehirlenmişti. Dün de İstahiye'de 44 askerimiz hastanelik oldu. Sevgili izleyicimiz, özellikle askerlerimize verilen bu karavana, bu yemeklere çok çok ciddi dikkat edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok zehirlenmeler ve hatta geçen günkü işte konservelerin içerisinde at eti olduğu da tespitler yapılmıştı. Yani Mehmetçiklerimiz en iyisini hak ediyor. En iyisi verilmesi lazım ki öyle olduğunu da ben düşünüyorum, biliyorum zaten. Ama bazı anlaşılmış olan firmalar demek ki ucuza mal etmek için sevgili izleyicilerimiz kahramanlarımıza, askerlerimize, Mehmetçiklerimize işte böyle bozuk ürünler veriyorlar. Bakın zehirlenmeler. Evet, Suudiler bu kez de Osmanlı'ya dil uzatmışlar. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Medine kahramanı Fahrettin Paşa'yı hırsız demişti. Dün de bir analist Osmanlı sömürgeciydi diye açıklamalarda bulunmuş sevgili izleyicilerimiz. Evet, İyi Parti lideri Meral Akşener Aksaray'da iktidara böyle seslenmiş. Sudan'dan ada isteyeceğinize işgal altındaki 18 adamımızı alın diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Sudan'dan ada isteyeceğinize işgal altındaki 18 adamımızı alın. Evet, çaylarımız da geldi. Reklam arasına yaklaştığımızın da işareti. Teşekkür ediyorum Tolga. Haberi bitirelim, ondan sonra reklama çıkacağız. Akşener Ege'deki 18 adamımızın Yunan tarafından işgal edilmesine sessiz kalan iktidarı sert bir dille eleştirmiş. Kimseden korkmuyorum kardeşim diyen Akşener şunları söyledi. Erdoğan, Elbeşir'de Sudan'daki bir adanın Türkiye'ye verilip restore edilmesini istiyor. El alemin adamından adayı isteyeceğinize Yunan işgali altındaki 18 adamımızı alın. Yunan bakan sıkıysa alın diyor. Bizimkilerden çıt yok. 10'a da bir cevap veriyoruz.
Merak etme, az kaldı. Biz iktidara geldiğimizde sıkıyorsa verme diye çıkışacağız diyor sevgili izleyenler. Ve Akşener Aksaray'da partisini il teşkilat binasına açtı. Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlamış Sözcü gazetesi sevgili izleyenler. Bugünkü aktardığımız ulusal gazetelerden sonuncusuydu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Reklamlar. Reklamlara çıkacağız. Reklamlardan sonra yerel gündemde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Az tuzlu Murat Beyburgu'yla yeni gün devam edecek. Murat Güneytepe 1981 Ordu doğumlu. İlk ve orta öğretimimi Samsun Belediye İlk Öğretim Okulu'nda. Liseyi de yine Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Bugün OBKT'de olmasam da dışarıda yine tiyatroyla kesinlikle ve kesinlikle alakadar olurum. Hüsnü Evciğim. Doktorcuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Hanımefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hüsnü Evciğim, herkes piyesinden bahsediyor. Görünmemiş muvaffakiyet olsun. Kemal Sunal'la aynı sahneyi paylaşmak isterdim. Sahnede bazen olmadık yerlerde yediğim dayaklar oldu. Safiye, bu çocukların dandan olduğu kesin. Hiçbirinin aklı bir şey yok. Sedat Ülver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Melet'ten Esen Rüzgar Perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Özçelik ve Bizimkiler Show. Melet'ten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle Perşembe akşamı saat 22'de. Blok 104 daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Estetikom Güzellik ve Yaşam Merkezi Ordu'da açılıyor. Aralık Cumartesi Çarkiye Mahallesi Bucak Caddesi No 5'teki büyük açılışımıza bütün Ordu halkımız davetlidir. Estetikom Güzellik ve Yaşam Merkezi Nova AVM karşısında. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri, Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca.
Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin Kalafatlar Saralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Bugün tapu masrafları, siz... alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri'de İrmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin
kısa bir mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın 5'er dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz yine aynı şekilde. İnanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz, tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmi izledim ve ofisi aradım. Bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı. Nereden alacağımı söyledi. Kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim bu paralara, her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul Tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emrah'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik, bize cazip geldi. Bir geldik, servisleriniz bizi aldı, çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik, yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Fatsa'da bir ilk. Otel konseptinde cam cephe giydirme. Üstelik Fatsa'nın en güzel yerinde yer alan projelerimizde jeneratör ve su depoları yer alırken her blokta çift asansör, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar ve şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Anladık da yani diyorsunuz. Yılkov İnşaat'ın 21 yıllık tecrübesiyle 199 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olacaksınız. Hemen evime taşınmak istiyorum derseniz Asil Evler. Ama yatırım olsun, ben 24 ay beklerim diyorsanız Acar Kule. Yok ben farklılıkları severim derseniz Acar Kule'de lüks dairelerimiz ya da Acar Kule standart dairelerimize sahip olabilirsiniz. Sizler için en iyisini tasarlıyoruz. Türküleriyle anlatılacak. Memleket türküleri Sarıyer'de dile gelecek. Yerel derneklerin katkılarıyla Ordu Memleket Türküleri, halk oyunları, ezgiler ve yöresel lezzetler Sarıyer'de gurbetçilerle buluşacak. Tarih 27 Aralık 2017. Yer Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Saat 20. Kubilay Cuman, Taner Özsoy ve sürpriz sanatçıların sahne alacağı bu muhteşem konsere davetlisiniz. İşte Muzaffer'in ne kadar profesyonel giyindiğini görün.
Almanya'da moda bu mu? Bu mu? Almanya modası bu. Bu nedir şimdi? Pontulu, bu pontulu çorabın içine sokuyorsun. İşte şelalemiz. Bugün görüntüleyecek olduğumuz şelalelerden bir tanesiniz. İşte şelalenin görüntüsü ve ben hemen şelalenin altındayım. Şimdi şelalenin altına çıkıp yavaş yavaş görüntüm görünür. Ne olabilir sence? Bence kraliçenin tacının boynuzu olabilir. Ali bu, kraliçenin tacını bulmuş. Ben bunu takma, lütfen bunu hediye ediyorum sevgili izleyicilerimiz. Geçebilecek misin Selçuk? Geçer, kızına var ama. Dikkat et. Sevgili izleyenler, devam ediyoruz. Evet, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, saatlerimiz 9'u 1 dakika geçiyor ve yerel gündemle programımızda kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Evet, Ordu Olay Gazetesi ile başlayacağız. Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfalarına bakalım neler var sevgili izleyicimiz. Evet, İlk sayfada Baro Başkanı Poyraz KYK'yı değerlendirdi. İşte Türkiye gündeminde sevgili izleyicimiz, yeni çıkan KYK'lar Ordu'da yerel gündeminde en baştaki konulardan bir tanesi. Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfasında bakın, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz 696 sayılı KYK'nın 121. maddesi ile getirilen düzenleme ile ilgili genel, özel, açık veya örtülü bir af niteliğindeki bu düzenleme hukuk devleti ilkesini, anayasa veya ve her türlü insani ya da ahlaki her hususa aykırıdır diyor sevgili izleyicilerimiz ve o halin dışına çıkıldığını iddia ediyor. Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, silahlı sivil kişilerin yargı yolunun kapatılmasının anayasa ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirterek bu uygulamaların çok tehlikeli sonuçlarına olacağını ifade etti. Son çıkan 695 ve 696 sayılı kanun hükmündeki kararnameyi değerlendiren Poyraz, onlarca hatta yüzlerce kanun kanun sistematiği düzenli ve hukuki ruhu bozularak gerçek gerekçesiz ve torba şeklinde KYK çıkartılması ve bu konudaki eleştirmeleri paramiliter örgütlenme suçtur diyor sevgili izleyicilerimiz Poyraz. 121. maddesi diyor ile getirilen düzenleme sivil milislere suç işleme ve cezasızlık getirme şeklindeki peşinde af olarak anlaşılabilecek bu madde son derece tehlikeli ve ağır sonuçları neden olabilecektir diyor Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın açıklamaları sevgili izleyenler. Bu konuyla ilgili Ordu Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bir açıklaması var. Gazeteyi bitirdikten sonra o haberle devam edeceğiz sevgili izleyicimiz. Evet, yine devam ediyoruz. Yine siyasette başladık. Siyasi arenasıyla devam edelim. Artık vatandaş seçeneksiz değil şeklinde bir haber. Bakın, Ordu genelinde il ile birlikte 10 ilçede teşkilat kurma çalışmalarını tamamlayan İyi Parti Ordu Başkanlığı Tesk Otel İl Teşkilatı ve Altınordu Teşkilatı kurucu üyeleri bir araya geldi. Kurucu İl Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, İyi Parti'nin Türkiye siyasetinde yer almasıyla birlikte iktidara ciddi bir alternatif doğduğunu belirtiyor sevgili izleyicilerimiz. Bu şekildeki bir haber açıklaması da yine Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alıyor. Evet. Kıyıta İhtidibi Orçev Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gölü, Karadeniz kıyı şeridinin denize bütünlüğünü bozmayın, Ordu'yu kıyı dolgu ve betonlaşmayla tehdit etmeye başladı şeklindeki bir haber. İşte kıyı şeridindeki o yüksek büyük büyük binalardan bir tanesinde fotoğrafını aktarmışlar. Evet, spor haberi bir tane. Yeni Ordu Spor bombayı patlattı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grubun şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Yeni Ordu Spor, Sakarya Spor'dan Fatih Özçelik ve Atiker Konya Spor'dan İbrahim Atlan'ı
prensipte anlaşmışlar. Hayırlı uğurlu olsun sevgili izleyicimiz. Umarım ki iyi bir hava katacaktır takıma. Evet. Şehir hastanesi oran yok diyor Seyit Torun sevgili izleyicimiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Altınordu ilçesinde yapılacak hastane ile ilgili, Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili benim aldığım bilgilere göre daha yüksek planlama kurulu onayı yok şu anda şeklindeki açıklamalar ve Seyit Torun'dan şok iddia gazeteye bu şekilde yansımış sevgili izleyicilerimiz. Evet, fındıkta dibi görüyoruz diyor. Dünyanın en fazla fındığını üreten Türkiye'de bu sene ihracatta %40 civarında bir düşüş meydana gelmiş. TMO'ya tavan fiyat belirlemesi yaptılar diyor. Tümköysen Ordu Şube Başkanı Zekeriya Sağra, TMO'nun yararı olmadı. TMO devreye girmeseydi fındık fiyatı en az 12 liranın üzerinde olurdu diyor. Bunu bildiğim için TMO'ya fiyat belirlemesi, bildikleri için TMO'ya tavan fiyat belirlemesi yaptılar diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, Bayloklu FETÖ'cü 6 yıl hapis. Ordu'da Baylok kullanıldığı belirtilen bir sanık sevgili izleyicilerimiz. Evet, cinayet zanlıları tutuklandı. Ordu'da bir kişiyi silahla vurarak öldürme iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı sevgili izleyicimiz tutuklanmış. Bu haberlerde yine Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfa haberleri içerisinde. Tunca Gönül sahnelere veda ediyor sevgili izleyenler. Emekli sanatkar Tunca Gönül sevgili izleyicilerimiz. Çok yakından tanımış oldum. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Programlara da konuk olarak almış oldum. Hatta rahmetli babam da çok çok eski arkadaşı sevgili izleyicimiz. Tunca amca, Tunca Gönül. Bakın, dile kolay, tam 66 yıldır sanat hayatının içinde olan 82 yaşındaki Şef Tunca Gönül bugün 27 Aralık Çarşamba günü, yani son kez sahnede yer alarak veda konserlerine çıkacak. Konser Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde OKSM'i de 19.30'da başlayacakmış. Sanatseverlere de duyuruyoruz sevgili izleyicimiz. Evet, Türkiye'nin gündemini etkileyen çıkan KYK'lar tartışılıyor. İşte Ordu gündeminde de, Ordu olayda işte Baro Başkanı Poyraz KYK'yı değerlendirmişti. Ve yeni düzenlenen taşeronlar olsun, kadrolar olsun, KYK'lar olsun, işte Seyit Torun'la sevgili izleyicimiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la yeni çıkan KYK'larla ilgili bir açıklaması var. Birinci sıra haberimizi hep birlikte izliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, taşeron düzenlemesini de içeren kanun hükmünde kararnameyi eleştirdi. Bir OHAL fırsatçılığıyla karşı karşıyayız. Aslında biz 20 Temmuz darbesi derken tam da bunu anlatıyoruz işte. 15 Temmuz hain darbe girişiminin akabinde maalesef 20 Temmuz'da başlayan OHAL ile birlikte maalesef meclis devre dışı bırakılmıştır. Milli irade tamamen devre dışı bırakılmıştır ve bir gece yarısı yapılan KYK'larla ülke yönetilmektedir. Milletvekili Torun, sorunların mecliste tartışılmadığı, bir gecede hazırlanan kanunlarla iş yapıldığını söyledi. OHAL fırsatçılığıyla karşı karşıyayız diyerek 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL kararını ise 20 Temmuz darbesi olarak yorumladı. Tamamen yetersiz, alelace yapılmış, sadece işte taşeronun sorununu çözdük, kadroya aldık imajı vermek için hazırlanmış bir yasa tasarısı, kanun hükmünde kararname. Dağ fare doğurdu. Ve şu anda bakın, o kadar çok açıkta konu var ki, o kadar çözüm bekleyen, yorum gerektiren, belki de tekrar ele alınmasını gerektiren o kadar çok konu var ki, bunları saymakla bitiremeyiz. Mesela bu yasa tasarısı hazırlanırken hep belli yapı düşünülerek işin içerisine alınmış. Örneğin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idareler ile bu kanun kapsamında olmayan bazı özel bütçeli kuruluşlar kapsama alındığı için çok sayıda özel bütçeli kuruluş ve kit bu kapsamın dışında kaldı. Yani 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8'i bu kapsama alınırken 26 farklı kit kapsam dışı kaldı. Bunlar ne olacak? Örneğin %70 iş gücü gerektirmeyen işlerde çalışanlar bu kapsam dışı.
Bunlar ne olacak? Yani bunun içerisinde örneğin çağrı merkezinde çalışanlar, yemekhanede çalışanlar var. Evet. Bunlar ne olacak? Örneğin belediyede şirketi olmayan belediyeler var. Torun ayrıca kanun hükmünde kararname ile hazırlanan, onaylanan meselelerin o hal bitince ortadan kalkacağını, bu durumda taşeron meselesinin yine gündeme gelebileceğini hatırlattı. Evet, yeni çıkan kanun hükmünde kararname KYK'larla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un eleştirilerini, yorumlarını izledik. Yeni Dönem gazetesiyle devam edelim sevgili izleyicimiz. Yeni Dönem gazetesi, evet, ilk sayfa haberi Başkan Yılmaz'a kızdı, İYİ Parti'ye geçti. Aybars olayından sonra meclisten istifa ettim diyor sevgili izleyicimiz. Büyükşehir yasası öncesinde Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz belediye başkanı olarak görev yapan ve Büyükşehir'le birlikte belediye meclis üyelerini bulunan Necdet Yılmaz sevgili izleyenler. Bununla ilgili haberimiz var. Arkadaşlarımız haberini yapmışlar. Haberini izleyeceğiz biraz sonra sevgili izleyicimiz. Detaylı bir şekilde kendi yorumlarını izleriz. Evet, İyi Partiler tanıştı. Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti ülke genelinde yapılanmasını il ve ilçe yönetiminin tanışma toplantısında yapmışlar. Tesk Otel'de sevgili izleyenler. İşte bu haber. Evet, Eylül'de gel çevre yolu diyor. Özellikle ordunun ve bölgenin özlemle beklediği çevre yolu açıldı. Açılacak, yine ertelendi. Tünel bölgelerinde zaman zaman meydana gelen heyelanlar diyor. Bu çalışmaları geciktiriyordu. Bu çerçevede açılış için verilen takvim ise 2018 Mart ayı çevre yolu ile ilgili TV2 mikrofonlarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun değerlendirmelerde bulunmuş. Bu haberi de ilerleyen dakikalar içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağım sevgili izleyicimiz. Ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu rahatsızlığı sebebiyle sevgili izleyicilerimiz bir süredir hastanede yatıyordu ama görevine döndü. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha kendisine iletiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, orada Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz 2018 yılı içerisinde kurulacak yeni tesislerle ilgili 300 ton İstinizye mantarı yetiştirileceğini söylüyor. KYK 20 Temmuz darbesidir diyor Seyit Torun. Biraz önce bu haberi izledik zaten sevgili izleyicimiz. Soğan bu kez hayat kurtarmış. Bakın nasıl kurtarmış soğan. Altınordu ilçesinde hükümet çatısı üzerinde benzerine az rastlanan bir kaza meydana gelmiş. Bir sürücü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca olanlar olmuş. Evet, bu haberi de biraz sonra sizlere aktaracağız, paylaşacağız sevgili izleyicimiz. Ama önce biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi ana haber Aybars'ta olaydan sonra meclisten istifa ettim diyen Necdet Yılmaz sevgili izleyenler. 8. sıra haberimizi izliyoruz. Daha sonrasında ise devam edeceğiz. Belediye Başkanı'nın Aybars'ta yaptığı olaydan sonra meclislerinden istifa ettim. Büyükşehir yasasından önce Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Bel'de belediye başkanı olarak görev yapan ve Büyükşehir ile birlikte belediye meclis üyeliğinde bulunan Necdet Yılmaz, şimdi de İYİ Parti kadrolarına geçti. Yıllardır aynı safta yer aldığı AK Parti ile yollarını ayıran Yılmaz, sebebini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Emel Yılmaz'ın Aybars'ta yaptığı olaylara bağladı. Orada Büyükşehir Meclisi'ydim, daha önce verdim. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Aybars'ta yaptığı olaydan sonra meclislerinden istifa ettim. Şimdi psikolojik başkanı olarak devam ediyorum. Siyaset yapıyoruz. Hakikaten sahada zor bir sınavımız var. Ama hayırlı bir sınavımız var. Çünkü 15 seneden beri insan kimyası bozuldu. Siyasetin seyri bozuldu. İnsanların anlayışı bozuldu. Yol yapılır, yapılmaz, veya şu hizmetler geri kalır, ileri yapılır ama insanı düzeltmek, insan odaklı siyaset yapmak çok zor. İYİ Parti'de siyaset yapmaya başlayan ve Ordu'da düzenlenen parti tanışma programında konuşan Necdet Yılmaz'ın gündeminde Sırbistan'dan et ithalatı yapılması da vardı. Yılmaz, et ithalatı üzerinden hükümete yüklendi. İYİ Parti ile birlikte her şeyin iyi olacağını söyledi. Dün farklı konuştuğum, bugün farklı konuşabiliyorum. Bugün Sırbistan'dan et ithal ediyoruz. Ama baktığınızda biz Sırbistan'a niye et alma ihtiyacı duyduk? Bu konuşulmuyor. Helal mı, haram mı? Ya Sırplar zaten adam kesiyor. Adam Müslümanları kesiyor. Yani Müslümanları yerinde barındırmıyor. O eti helal olarak yiyoruz. Bunu niye anlattım?
Çünkü insan yapısı, insan kimyası çok bozuldu. İşimiz daha çok var. İyi olacak. Kadro çok güzel. Eğer burada bir ekip olursa, bu kadro bir ekip olabilirse, orada da yapan güzel bir iş olmaz. Tabii ki siyaset Ankara'dan esmesiyle oluyor ama Ankara'da taşradan aldığı havayla, taşradan aldığı rüzgar da Ankara'da rüzgar estirecek. Ve biz de onun sayesinde daha siyaseti kolaylaştıracağız. Bu kadro ekip olduğunda inşallah güzel rüzgarlar estireceğiz. Güzel işler yapacağız. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi gazetelerimiz aracılığıyla sevgili izleyicilerimiz, yerel gazetelerde neler var neler yok Ordu gündemine bakıyoruz. Bu haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet Hürses gazetesi, Hürses gazetesinin ilk sayfa haberi sevgili izleyicilerimiz. Bakın halk valiliğe koşu diyor. Bin bir sorunla baş başa kalan Ordulu vatandaşların sorunları, son umudu Ordu valiliğinde gerçekleştirilen halk toplantıları olmuş sevgili izleyenler. Vali Settar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen halk toplantılarına gelen vatandaşlar sorunlarına çözüm üretilmesini isteyerek yardım istemişler. Bu haberimizi izleyelim. Hemen Hürses gazetesine devam edelim isterseniz. Aykut, bu konuyu arkadaşlarımızla haber yapmışlar, yaptılar. Üçüncü sıra haberimiz sevgili izleyicilerimiz. Haberimizi izleyelim. Daha sonra devam edelim. Ordu Valisi Settar Yavuz, görev başladığı ilk günden bu yana devletin güler yüzünü ve şefkat elini her daim ordulu vatandaşlara hissettiriyor. Her fırsatta vatandaşların içerisinde yer alan ve onların sorunlarını yakından takip eden ve çözüm üreten Ordu Valisi Settar Yavuz, bu kez de Ordu Valiliğinin kapılarını vatandaşlara açtı. Bana söyleyince, belki eşimle de daha rahat diyalog kurarsınız diye onu yanımıza getirdim ki sorunlarınızı daha kolay ifade edin şeklinde bir düşüncem oldu. Ümit ederim amaca muhatap olur diye değerlendiriyorum. Malum olduğu üzere her hafta randevu taleplerini hem de böyle toplu görüşmeleri ve mahalle toplantıları devam ettiriyoruz. Önemli olan tabii sizlerin sorunlarına, şikayetlerine çare bulmak. Olabildiğince bunları çözmek istiyoruz. Bir arkadaşımız da yine notlarını alacak. Ben de takip edeceğim bir taraftan. İnşallah en kısa zamanda kurum ve kuruluş müdürlerimiz bunları takip edecekler ve neticelendirecekler. Anında çözülmesi gerekenleri burada çözeceğiz. Diyelim ki bir kurumlara, kuruluşlara talimat verilmesi gereken herhangi bir sorunsa da kurum ve kuruluş müdürlerimiz tamamı burada. Onlar da kendi görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin sorunları çözecekler. Ayrıca açık kapı milletin kapısı uygulaması valiliğimizin girişinde başladı. Oradaki tüm vatandaşlarımızın taleplerini alarak kısa sürede sorunlarını çözmeye gayret gösterecekler. Çok teşekkür ederim. Vali Settar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Valiliği toplantı salonunda halk günü toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri de katıldı. Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, vatandaşların toplantıda sorunlarını tek tek dinledi ve bu sorunları bizzat not aldı. Evet, halk gününde sevgili izleyicimiz Vali Settar Yavuz halkla buluşuyor. Daire müdürleri de var. Vali Settar Yavuz herkesle konuşuyor sevgili izleyicimiz. Halkla, bir gün bakıyorsun esnafla, bir gün bakıyorsun eğitim camiasıyla, daire müdürleriyle, güvenlik güçleriyle. Herkesle konuşuyor, buluşuyor esnafla, işte aklınıza kim gelirse. Yani şu yani ben valiyle görüşmek istiyorum diyen herkes rahatlıkla bu anlamda Vali Settar Yavuz'a ulaşıp derdini anlatabiliyor sevgili izleyicimiz. Bu anlamda devletin o gücünün baba yapısını sıcak elini Vali Settar Yavuz hissettiriyor bu anlamda sevgili izleyicilerimiz. Evet, Hürses gazetesinin ilk sayfa haberiydi bu. Biz de arkadaşlarımız haberleri yapmışlardı. Haberi izledik. Şimdi yine Hürses gazetesiyle devam edelim. Bakalım gazetenin diğer haberlerinde neler varmış. Evet, arı ürünleri artık reçeteyle yazılacakmış sevgili izleyicimiz. Ordu Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Akın Çiftçi, herkesin hala odaklandığını, bala odaklandığını fakat arının
bütün ürünlerinin büyük faydası olduğunu belirterek inşallah çalışmalarımızın sonunda arı ürünlerini doktorların reçeteyle önereceği bir hale geleceğiz diyor sevgili izleyenler. Yani doktor diyecek ki artık yani bal yazıyorum diye arı ürünleri reçeteyle yazılacak inşallah diyor. Evet. Altın Ordu Belediyesi ve 19 Eylül Musiki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen yıl sonu konseri Ordu'nun sanatseverleri unutulmaz bir gece yaşatmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, TMO üreticiye zarar verdi diyor Tarım ve Köysel Ordu Şube Başkanı Zekai Sarı. 2017-2018 fındık sezonu için TMO'nun yararı olmadı, faydası olmadı diyor. Önümüzdeki dönem artık nasıl olacak bunu da hep beraber göreceğiz. Önce denetim sonra ruhsat. Kriz sorunu artık bitsin diyor. Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin 21. yüzyıl oldu. Hala kriz meselesini konuşuyoruz. Nöbete gelen personelin çocuklarını gönül huzuru içerisinde bırakacakları bir kriz yapın diyerek yetkililere seslendi. Doğru bir eleştiri sevgili izleyicimiz. Mantıklı bir eleştiri. Çocuklarımızı emanet edebilecek olduğumuz, güvenebilecek olduğumuz işte bakın bu türlü yapılar çok çok önemli. Bunlar da denetim mekanizmasının da çok ciddi bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü kreşlerde, yurtlarda, gerçekten işte servislerde, okullarda beklemediğimiz, istemediğimiz, duymak bile istemediğimiz, korktuğumuz haberleri bazen almıyor değiliz sevgili izleyicimiz. Bu anlamda çok önemli bir mesele aslında. Evet, devam ediyoruz. Bunun adı OHAL fırsatçılığı diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sevgili izleyicimiz. İYİ Parti toplandı ve pazarda araba var. Düz Mahalle Ordu Mahalli kavşamında direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü demir korkulukları kırarak aracıyla birlikte çarşamba pazarına dalarken facianın eşiğinden dönülmüş ve gazetenin haberi pazarda habere var sevgili izleyicimiz. Evet, şimdi bu haberi izleyeceğiz. Bu haberi izleyeceğiz sevgili izleyicimiz. Evet, 6. sıra haberimiz Aykut. Bazen haber sırasını ben de elimdeki prompterlardan, gazetede şeylerden bulamıyorum sevgili izleyicimiz. Ama biz bizeyiz. Yabancı olmadığı için aramızda mazur görürsünüz. Evet, 6. sıra haberimizi izliyoruz şimdi. Olay öğle saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen 52 AD884 plakalı aracın sürücüsü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Kısa süreli panik yaşadığı belirtilen kadın sürücü kısa süre içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Düz Mahalle'de bulunan çarşamba pazarına daldı. Bana sağından geçti, abriye döndü girdi, buradan da buraya girdi. Ben de buradaydım. Yani gazdan ayağını almadı plasını. Hızlı mıydı araba? Bu... Ya hızlı değil de normal hızlıydı da gazdan ayağını almadı. Gazdan ayağını alsa araba dururdu. Arabada öyle şey yok yani. Heyecanlandı besbelli. Ben buradaydım. Orada da. Oradan buraya girdi. Buraya girdi. Ben dedim arada ağaca vuracak dedim. Allah'tan buraya döndü. Burada da arkadaş yoktu. Allah'tan buradaydı. O da öndeydi öteki. Yani bu şekilde oldu. Başka türlü yok yani. Ben şuradaydım. Telefonla oyalanıyordum. İki defa bir ses çıktı. Ondan sonra baktım arabaya buraya doğru girdi yani. Hepsi bu. Ses duyduktan sonra aracın buraya girdiğini gördüm. Ve Allah'tan arkadaş öndeydi dediğim gibi. Önde olmasından dolayı kurtardı yani kendini. Yoksa dediğim gibi Allah göstermesi şu demirler arkadaşı kaza sırasında çarşamba pazarında stand açan esnafsa meydana gelen kazada deyim yerinde ise kıl payı kurtuldu. Esnafı demir korkulukların hemen yanında bulunan patates ve soğan çuvalları kurtardı. Pancar yıkıyorduk, birdenbire sesi duyduk. Orası kırıldığında biraz biz kaçmaya başladık. Ondan sonra baktık bayan direkt geliyordu. Allah'tan ağaca vurmayayım diye o aşağı kırdı. Verilmiş sadakası varmış. Bunu konuşan biri de vardı herhalde pazar. Vardı, kaçtık yani. Kaçtığınca arkadaşlar kaçtı. Bu arkadaş da buradaydı zaten. Gaz sesini duyduk, panikledi yani. Orada herhangi bir şey oldu demek ki. Direkt gelince panikledi o. O yüzden frene basayım diye gaza mı bastı? O anda biz de kaçtık yani. Demir korkuluklara ve ardından patates ve soğan çuvallarına çarpıp duran aracın sürücüsü ve pazar esnafı meydana gelen kazayı yaralanmadan atlattı. Kazaya an be an tanıklık eden esnaflarsa patates ve soğanın bu kez hayat kurtardığını ifade etti. O da kaçtı, Allah'tan bir şey olmadı ama soğan kurtardı. Soğan olmamış olsa takla atardı dedi. Hayır, olası şey.
Evet, sevgili izleyicilerimiz, daha tehlikeli sonuçlar da olabilirdi. Allah'tan kimse bir şey olmamış ve soğan çuvalları aracı kurtarmış, aracın durmasını sağlamış. Yemekleri kurtaran soğan, bu kız aracı da kurtarmış. İşte arkadaşlarımızın da böyle bir yorumu, haberin başlığı da bu şekildeydi. Evet, ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Gazetemiz Ordu Hayat Gazetesi, sevgili izleyicimiz. Ordu Hayat Gazetesi'nin ilk sayfasında yine işte ülke gündeminde tartışılan yeni çıkan KYK'lar yerel gündemde de tartışılıyor. Bakın, yargıya darbe başlığı Ordu Hayat Gazetesi'nin ilk sayfasında. Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz son çıkan 695 ve 696 sayılı KYK'ları eleştirdi. Poyraz bu KYK'ların hukuk devleti ve anayasal devlet ilkelerini, masumiyet karinesi, kutsal savunma hakkı ve yargı erkinin bağımsız ilkelerine açıkça aykırı olduğunu söylüyor. İşte bu açıklamaları gazetenin ilk sayfasında yer alıyor sevgili izleyicimiz. KYK'larla ilgili yapmış olduğu eleştiri ki yerel gündeme başladığımızda bu haberi aktarmıştık. Evet, kriz sorunu ayıptır. İşte biraz önce yine aynı haber. Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Gönder Zengin, çalışanların sosyal taleplerinin bile karşılanmadığı konusundaki bir eleştiri kreşlerle ilgili sevgili izleyenler. Evet, şeker fasulyesi halkı gurbetten getiriyormuş. Bakın, fındıktan yüzü gülmeyen Akkuş halkı çareyi şeker fasulyesinde bulduk. 2017 yılında 280 ton Akkuş şeker fasulyesi üreten çiftçiler yeni yılda daha fazla üretim bekliyorlarmış. Oradaki Akkuş'taki şeker fasulyesi markalaşması, ciddi bir markası olması lazım sevgili izleyicimiz ve bunun tüm Türkiye'ye yayılması lazım. Yani bilenler biliyor Akkuş fasulyesi denildiği zaman, ama bunun bütün Türkiye'de bilinen, tanınan, hatta dışarıya da satılacak potansiyelde olması gerektiğini düşünüyorum. İşte oradaki ürün çeşitliliği artık zenginleşiyor. Sadece fındık değil, fındık ekonomisi değil. Bakın Akkuş'ta, efendime söyleyeyim, ne var? Şeker fasulyesi. Gürgentepe o bölgelerde arıcılık, bal sevgili izleyicilerimiz. Efendim Perşembe bu tarafa sahil kesimine gitmiş olduğun zaman balıkçılık, yani Karadeniz işte bu yörenin balıkları, bunun gibi ürün çeşitliliği. Efendim yine sahil kesiminde çok yüksek olmayan kesimlerde ne var? Kivilerimiz var, çileklerimiz var. İstiridye mantarlarından tut da artık ürün çeşitliliği yavaş yavaş oluşmaya başlıyor sevgili izleyicimiz. Fındığın yanında bunlar da Ordu ekonomisine ek bir gelir olarak tarıma destekli devam ediyor sevgili izleyenler. Tarım gerçekten bu bölgelerin ve Türkiye'nin yani kurtarıcısı olacaktır. Tarımı unutmamamız gerekiyor. Tarım sevgili izleyicimiz. Ama maalesef ki artık öyle bir hale geldik ki, ortaokullarda öğrenmiş olduğumuz bir bilgi vardı. Dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiydik ama maalesef bunlar artık ortaokul bilgilerinin içerisinde yer almıyor. Artık klişeleşmiş bir söz. Yani eti dışarıdan alıyoruz, samanı dışarıdan alıyoruz. Aklımıza neler geliyorsa sevgili izleyenler. Ne kadar ucuz olursa olsun, dışarıdaki ne kadar avantajlı olursa olsun, bunları kendimiz üretmemiz lazım. Kendimiz üretmemiz lazım, kendimiz üretmemiz lazım. Yok efendim işte biz buğday, işte şu ürünü alıyoruz da dışarıdan bize daha ucuz geliyor. Maliyeti daha, yok efendim olmaz. Bunu illaki kendimizin üretmemiz lazım. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmak istiyorsak sevgili izleyicimiz, tarım ürünleri, hayvancılık bu ülkenin önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bakın yıllar öncesinde bu ülkede uçak fabrikaları vardı. Uçak üretiliyordu. Arabalar üretiliyordu. Ama ne oldu? Birileri geldi dedi ki, kardeşim sen bu uçağı niye üretiyorsun ki? Ben sana daha ucuz vereceğim. Araba yapılmaya kalktı. Geldi durdurdular. Dediler ki, niye üretiyorsun ki bu arabayı? Kardeşim ne kadar maliyeti? Bu kadar. Al ben sana bu kadara getireceğim de. Ne oldu ondan sonra, sanayileşebildik mi? O beklediğimiz sanayi devrimini gerçekleştirebildik mi? Maalesef. Her şeyde dışarı bağımlıyız. Arabayı dışarıdan al. Uçağı dışarıdan al. Yeni yeni şimdi girişimler oluyor. Aynı olay tarımda da sevgili izleyenler. Buğdayı atıyorum, samanı dışarıdan al. Eti dışarıdan al. Bu yani herkesin bilmiş olduğu şey, söylendiği ürünler olmuş olduğu için. Birçok şeyde sevgili izleyicimiz.
O yüzden kendimiz üretmemiz gerekiyor. Maalesef bakın o zamanında işte arabaları kendimiz üretmedik, dışarıdan aldık. Ne oldu sonrasında? Dışarıya bağımlı bir hale geldik. Aradan geçmiş onlarca yıl sevgili izleyenler. Şu anda yıl olmuş 2017. Kendi arabamızı kendimiz üretelim diye çeşitli girişimler, kampanyalar yapılıyor, ediliyor. Yani bu sadece arabayla değil ki, o motoru üretiyorsun, işte tank yapacaksın. Bunlara motor lazım. İşte motorlarda her şeyde dışarı bağımlı oluyorsun. O anlamda yani hem savunma sanayisi hem ülke sanayisi için bunlar çok çok önemli unsurlar sevgili izleyicimiz. O yüzden tarım bu ülke için çok çok önemlidir. Ve kesinlikle ve kesinlikle tarımın yanında işte sanayi olmayacak mı? Kesinlikle olacak. Kesinlikle olacak ama öyle bir hale gelmişiz ki tarım ülkesi mi olalım, sanayi ülkesi mi? Yani tarım şehri mi olalım, sanayi şehri mi olalım? Yok efendim, hepsi olacak. Dünyanın sanayileşmiş olan ülkeleri dünyada tarımdan en fazla parayı kazanan ülkeler. Adam bize anlaşma yapıyor. Diyor ki sana diyor araba alacak veyahut da herhangi bir ürün alacaksın. Tamam diyor, bu ürünü alırsın ama diyor bunun yanında diyor şu kadar da diyor tarım ürünü alacaksın diye buna benzer şeyler sevgili izleyenler. Evet, her şeyi biz kendimiz üretmemiz lazım. Olağanüstü hallerde sevgili izleyicilerimiz tarım ürünlerinin önemi çok çok daha artacaktır. Yani düşünün, yani önümüzdeki yıllar içerisinde veyahut da geçmişte olmuştur. Yani kendi dışarıya bağımlısın. Her şeyini dışarıdan alıyorsun. Kendini üretmiyorsun. Yani dediğimiz gibi olağanüstü hallerde bunların önemi çok çok daha ciddi bir şekilde anlaşılıyor. Şu anda her şey, yani dünya global, küreselleşmiş, işte fark etmiyor. Orada üretilmiş, burada üretilmiş. Parayı veriyorsun, alıyorsun. Fark etmiyor diye düşünüyorsun ama ileride ne olacağı belli olmaz. O yüzden kendi ürünlerimizi, kendi çiftçimiz bunları üretmeyi unutmamamız lazım. Bize bazı şeyler unutturuluyor. Evet. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkeleri, sanayileri. İşte İsrail, adamlar dünyanın en fazla geliri olan şirketlere, para gücüne, küresel sermayeye sahip. Ama adam şey peşinde, tohum peşinde, tohum üretiyor. Bize tohum satıyor. Öyle tohumlar yapıyor ki tohumu alıyorsun, tohumdan tohum üretemiyorsun. Aynı tohum bir daha satın almak zorunda kalıyorsun. Devam ediyoruz. Ordu Hayat Gazetesi ile sevgili izleyenler. TMO yarar değil zarar verdi diyor. Biraz önce aktarmıştık bu haberi. Tümköysen Ordu Şube Başkanı sevgili izleyenler. Fındıklı ortak akıl şart diyor Seyit Torun. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun. Oradaki sorunları ele aldı. Fındıkta fiyat, verim ve ihracat sorunları olduğunu söyleyen Torun, rekabet etmek istiyorsak çözüm üretmeliyiz sevgili izleyicimiz. Fındık konusunda akılcı politikalar olması lazım. Ciddi anlamda destekli Ar-Ge'ler, araştırma, geliştirmeler ve bu Ar-Ge'ler sonucunda çeşitli fındık ürünlerini kendimiz üretmemiz lazım. Fındığı al, sat, çikolata yapsınlar. Böyle bir fındık politikası maalesef ki olmaz. Biz kendi fındığımızı kendimiz üretiyoruz. Kendi fındık ürünlerimizi, fındıklar işte çikolatasından tut da marmelatına kadar her şeyi yapıp markalaşıp bunları kendimiz satmamız lazım. Fındık üreticisi birlik ve beraberlik etrafında bir kooperatif çerçevesi, güçlü bir birlik etrafında olması lazım. Şu anda fındık üreticisi sağa sola savrulmuş bir vaziyette, tekelleşmiş olan firmalar istemiş olduğu fiyattan üreticinin elinden fındığı alıyor. Evet. Soğan çuvalı faciayı önledi. Biraz önce bunu aktardık. Kök hücre içinde kan verin diyor sevgili izleyenler. Türkiye Kızılay Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen kan bağışlarının orduda iyi bir seviyede olduğunu belirtirken kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışının da önemli olduğunu dile getirmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet. Devam ediyoruz. Çevre yolu çok konuşuluyor sevgili izleyenler. Seyit Torun'un CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un çevre yoluyla ilgili önemli açıklamaları vardı. Bu haberi izleyelim. İkinci sıra haberimiz. İzliyoruz hep birlikte. Hani Eylül'de gel, Eylül'de gel şarkısını söylemek lazım artık.
Özellikle ordunun ve bölgenin özlemle beklediği çevre yolu açıldı. Açılacak derken yine takvim değişti. Çalışmalar sürerken tünel bölgelerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 2017 Eylül'de açılması planlanan çevre yolu birinci etapta tarih 2018 yılının Mart ayı olarak açıklandı. 2014'ten beri bekliyoruz evet. Çevre yolunun açılışını. Yok proje değişti, yok efendim hani dağa kaçtı, yok inek içti. İş devam ediyor ama biz hala çevre yoluna kavuşamadık. Evet. Yani gidip resimler çektiriliyor. Ardından takvimler veriliyor. Çevre yolu projesinin yine ertelenmesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Eylül'de Gel şarkısını hatırlattı. 2014'ten beri bekliyoruz çevre yolunun açılışını. Gidip resimler çektiriliyor, tarihler veriliyor, şimdi de Mart'ı bekleyeceğiz dedi. Evet, hep beklendi içerisindeyiz. Yok asfaltı döküldü deniyor ama sonuçta verilen açılış tarihlerinin hiçbiri şu ana kadar gerçekleşmedi. Bundan sonra da verilecek tarihler gerçekten gerçekleşir mi bilemiyoruz. Onu önümüzdeki günlerde galiba şimdi Mart diyorlar. Evet. Şurada Mart'a da 3 ay kaldı. 3 ay sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz ama asıl sorun Meltem Hanım para yok, kaynak yok. Torun çevre yolunda asıl sorununsa maddi olduğunu söyledi. Yani müteahhit firma kendi öz kaynaklarıyla devam ettiriyor. Maalesef yaptığı imalatların hala önemli bir kısmını alamadı. Yani karayolları Ordu'da olduğu gibi birçok kendi kanalıyla karayolları bütçesiyle yaptırdığı yolların şu anda tamamı aynı nitelikte, aynı durumda. Aynısı Gölköy, Gürkentepe, Gürkentepe, Gölköy, işte Ulubey, Mesudiye yolumuz. O güzergah. Yani bir yaptım, sürdürüyorum, bak devam ediyorum anlayışında. Halbuki biliyoruz ki teknoloji artık eğer yeterli kaynağınız varsa çok kısa sürede o imalatları bitirmenize izin veriyor. Hani ben mülkiyet sorunuyla ilgili bir problem varsa onu kabul ediyorum. Ama bugünkü teknoloji artık bize çok kısa sürede bu imalatları yapma fırsatı veriyor. Şu anda bitmeyen bu yolların temelinde yatan neden? Kaynak yokluğu. Evet, Seyit Torun'un iddiaları bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Vizyon gazetesiyle devam edelim Aykut. Vizyon gazetesinin ilk sayfa manşet haberi yarın gel demek yok. Bu alışılmış olduğumuz bir sözdür. İşte önceden bir yere gideriz dairelerine, devlet dairelerine. İşte veyahut da başka yerlere bugün yok. Bugün bitti, yarın gel. İşte bakın yarın gel demek yok diyor. Halkla buluşmayı, halkın sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeyi temel prensip olarak gören Vali Settar Yavuz halk gününde vatandaşlarla buluştu diyor. İlk sayfa haberi bu. Biraz önce bu haberi TV'deki haber merkezindeki arkadaşlarımızın haberlerinden de izlemiştik zaten. Valinin halkla buluşmasını eşi de bu toplantıya katılmıştı. Yarın gel demek yok başlığında yorumluyor Vizyon gazetesi. Evet, çalışmalar masaya yatırılmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü OSKÜ Kabadüz ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmaları 2018 yılında yapılması planlanan yatırımları değerlendirdi sevgili izleyenler. Kabadüz'de biliyorsunuz ki kayak tesisleri yapıldı ama kar yağmadı sevgili izleyicimiz. Yani belli bir oranda kar olması gerekiyor. Bu yılda bu şekilde gidiyor, bakalım ne olacak. Evet, yeni yılda tabii ki herkes planlar yapıyordu. İşte Kabadüz, o bölgelerde kayak tesislerine gideriz. Altyapılar hazırlanıyor. Hatta %100 bitmek üzere. Ama maalesef ki yani dışarıya bakmış olduğumuzda yazdan kalma bir gün hava şeklinde. Evet, yıl konseri büyük ilgi varmış. Altınordu Belediyesi katkılarıyla 19 Eylül Müzikli Cemiyeti tarafından hazırlanan yıl sorunu konseri düzenlenmiş sevgili izleyenler. Evet. Başka aktarmadığımız haberler, Ordu'da da görev yapmış, bakın kimmiş. Orada önce Gülyalı Kaymakamlığı ve Vali Yardımcısı görevinde bulunan Yemen Bayrak son kararname ile görevinden ihraç edilmiş sevgili izleyenler. Ordu'da da görev yapmış diyor haber. Evet, gazete. Evet, İyi Partililer buluştu. Barodan KHK'larla ilgili eleştiri ve Ordu betonlaşıyor diyor. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gönül
Karayolu çalışmaları sırasında yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Protesto mitingiyle kıyıların doldurulmasının engellenmesiyle tanınan Ordu'dan yeniden sıkıntılı günler başladı. Ordu'da çevre bozulmasına, çevre yoluyla ilgili yıllar öncesinde yürüyüşler yapılmıştı ve Ordu çevre yolu Ordu merkezlerinde arka tarafından geçecek ve o sahil bandı, Karadeniz'in en güzel sahil bandı Ordu'da sevgili izleyicimiz ve tabii ki korku nedir? Sahil betonlaşmasın. Ordu betonlaşıyor mu? Soru işareti sevgili izleyicimiz. Bu konuyla çok ciddi anlamda eleştiriler de geliyor. Eleştirilere verilen cevaplar da var. Bu konunun biraz daha fazla sorulup eğer gerçekten öyle bir risk varsa bunların engellenmesi ne yapıyor gerekiyor sevgili izleyenler. Evet, İyi Partiler buluşmuş sevgili izleyenler. 7. sıra haberimizi izleyelim. Aynı konu haberimizi izliyoruz. 7. sıra haberimiz. Meral Akşener Genel Başkanlığında Türkiye'de yeni bir oluşum adı altında yola koyulan ve kısa süre içerisinde oluşumunu tamamlayan İyi Parti, il ve ilçe genelinde kurulan yönetim kadrolarıyla siyasi çalışmalarına başladı. Ordu'da Tevfik Karabulut Başkanlığında kurulan İyi Parti Ordu İl Başkanlığı tanışma toplantısı gerçekleştirdi. En güzeli, en iyisi olacaktır. Programda kurucu il başkanı Tevfik Karabulut'la siyaset yoluna başlayan İyi Partililer, Altınordu ilçesinde bulunan Tesk Otel'deki programda kendilerini tanıttı. Programın açılış konuşmasını İyi Parti Ordu İl Başkanı Tevfik Karabulut gerçekleştirdi. Burada tabii bir isim sırasına göre düzenleme yani oturma sırası olmadığı için ben istirham edeceğim. Bütün arkadaşlarımız, il kurucu üyeleri şuradan başlayarak buraya gelecek, kendisini tanıtıp tekrar bir yerine oturacak. Alfabetik sıraya göre bir liste var elimizde. İl kurucu listesi, bir de ilçe listesi var. Ben isimleri okuduğum arkadaşlar. Buraya buyursunlar tek tek. Karabulut, İyi Parti ile iyi işler yapılacağını söyledi. Gerçekleştirilen program, parti üyelerinin tek tek sahneye çıkıp kendilerini tanıtmasıyla devam etti. Ben Ahmet Aydın, emekli 1. sınıf emniyet müdürüyüm. En son Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde yaş haddinden emekli oldum. Ordu merkezde ikamet etmekteyim. İnşallah her şey iyi olacak. İyilerle, Meral ablayla yol yürümekten gurur duyuyorum. Sanmacı oldum, emekli öğretmenim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Üyeler İyi Parti için dilek ve temennilerini iletti. Evet, siyaset sahnesinde İyi Parti sevgili izleyicimiz nasıl olacak? Herkes tarafından merakla da bekleniyor. Türkiye'ye sahil siyasetine hayırlı uğurlu olsun sevgili izleyicimiz. Evet, saatlerimiz 9.43 ve programımızın artık yerel gündem bölümünde nihayetlendireceğiz. Biraz sonra reklamlar. Reklamlardan sonra Ordulu yazar, çok kitapları olan Birol yazar, Birol Öztürk bizlerle birlikte olacak sevgili izleyicilerimiz. Yani isim konusunda bazen böyle yanlışlık hatalar yapabiliyorum. Bunu düzeltmek istiyorum. Evet, Birol Öztürk bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yazmış olduğu kitapları inceleyeceğiz. Kitapları ve yazarlıkla ilgili kitap yazan arkadaşlarımız da vardır. Onların da önünü açabilecek olan bir sohbet olacak biraz sonra konuk bölümümüzde. Saatler 9.44. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra 1.45 dakikanızı daha bizlere ayırmanızı isteyeceğiz. Çünkü çok keyifli bir sohbetimiz olacak sevgili izleyenler. Şimdi reklamlar. Az tuzlu Murat Beyburgu'yla yeni gün devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV 52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Murat Güneytepe 1981
Ordu doğumlu. İlk ve orta öğretimimi Samsun Belediye İlköğretim Okulu'nda. Liseyi de yine Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Bugün OBKT'de olmasam da dışarıda yine tiyatroyla kesinlikle ve kesinlikle alakadar olurum. Hüsnevciğim. Doktorcuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Hanımefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hüsnevciğim, herkes piyesinden bahsediyor. Görünmemiş muvaffak yetti olsun. Kemal Sunal'la aynı sahneyi paylaşmak isterdim. Sahnede bazen olmadık yerlerde yediğim dayaklar oldu. Safiye, bu çocuklar benden olduğu kesin. Hiçbirinin hakkı bir şey yok. Sağlık. Afiyet olsun. Bey, Gülsüm haftada bir gün geliyor. Onun sigortasını yapalım. İyi de nasıl? Çok kolay. Telefon alabilir miyim? Tabii. İşte bu kadar. Bir dakika, nasıl yaptın onu? Aralarında bir boşluk bırakarak Evhiz, TC Kimlik No ve ayın gününü 55.10'a göndererek 10 günden az ev çalışanınızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalayabilirsiniz. On Blok 104 Daire Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Estetik 10 Güzellik ve Yaşam Merkezi Ordu'da açılıyor. Aralık Cumartesi Çarkiye Mahallesi Bucak Caddesi No 5'teki büyük açılışımıza bütün Ordu halkımız davetlidir. Estetik Home Güzellik ve Yaşam Merkezi Nova AVM karşısında. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın bayram eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz bayram ette, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle bayram et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde bayram ette sizi bekliyor. Bayram et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452 888 2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452 888 3111. Bir şehri tanımak.
doğasını sevmek. Emeğini görmektir. Bir şehri tanımak. Geleneğini bilmek. Geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak. O şehri yaşamak. Ve orada olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Prazis Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Kumbaralarına atılan her şişede hepimiz kazanıyoruz. Aslında hepimiz kazandık. Evet. D-Smart'tan yılbaşı teklifi. Gişe rekortmeni filmleri, İngiltere Premier Ligi ve dünyanın sporunu evinize getiren D-Smart Mega Paket kredi kartına 12 ay taksitle ayda sadece 40 lira. Üstelik ilk ay tüm D-Smart kanalları hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, spordan belgesele, filmden diziye, 78'e HD, 260'tan fazla kanalla televizyon keyfini doyasıya yaşayın. D-Smart her televizyona şart. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stonehenge'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir.
Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'da 80'e kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat Güvencesi ile sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat Güvencesi ile kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Hadi. Zarafete ve şıklığa önem veren bayanlar. Tüm bayanların zevklerine göre Ehadi Moda Fatsa'da 3 katlı mağazasında spor giyim, abiye, tesettürde ve büyük bedende markalarımız seçil. SCL, Galaxy, Moda İlgi, Gilda, Selen, Vakko, Albina ve özel tasarım ürünlerle Ehadi Moda sizleri farklılaştırmaya devam ediyor. Kadın ve moda Ehadi'de tarza dönüşüyor. Ehadi Moda'yı Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Ehadi Fatsa'da Sakarya Caddesi'nde. İnternet adresimiz www.ehadi.com. Mağazamıza sizleri bekliyoruz. E ne duruyorsunuz? E hadi. Daha güçlü, daha kalkınmış, daha üretken bir Altın Ordu için üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Altın Ordu sanayi sitesi hızla yükseliyor, kazanan siz değerli halkımız oluyor. Her şey yaşanılabilir temiz bir Altın Ordu için. Engin Tekintaş, Altın Ordu Belediye Başkanı. İşte Muzaffer'in ne kadar profesyonel giyindiğini görün. Almanya'da moda bu mu? Bu mu? Almanya modası bu. Bu nedir şimdi? Pontulu, bu pontulu çorabın içine sokuyorsun. İşte şelalemiz. Bugün görüntüleyecek olduğumuz şelalelerden bir tanesiniz. İşte şelalenin görüntüsü ve ben hemen şelalenin altındayım. Şimdi şelalenin altına çıkıp yavaş yavaş görüntüm görünür. Ne olabilir sence? Bence kraliçenin tacının boynuzu olabilir. Ali, bu kraliçenin tacını bulmuş. Ben bunu takma, lütfen bunu hediye ediyorum sevgili izleyicilerimiz. Geçebilecek misin Selçuk? Geçer, kızına var ama. Dikkat et. Sevgili izleyenler, devam ediyoruz. Sedat Ülver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Meret'ten Esen Rüzgar Perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konuğu Türk halk müziği sanatçısı Halil Özçelik ve Bizimkiler Show. Meret'ten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle Perşembe akşamı saat 22'de. Karla kaplı her yerine ulaşabiliyoruz. ...3500
500 metre yüksekteki doruklarda yardıma muhtaç kalanların bile elinden tutabiliyoruz. Memleketin ana karayla bağlantısı olmayan her toprağına erişebiliyoruz. Ama hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki canın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Trafikte bir tek seni aşamıyoruz. Yaşama yol ver. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın son bölümünde konuk bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bir saat ulusal gündem, daha sonra yerel gündem ve son bir saatte ise konuklarımız olur. Bugün gerçekten çok örnekli, keyifle sohbet edecek olduğumuz bir konuğumuz var. Birol Öztürk yazar sevgili izleyicilerimiz. Kendisinin şu ana kadar 28 kitabı var. 46 yaşında değil mi? 45-46 yaşında. 28 kitap sevgili izleyicimiz. Ve işin ilginç yanı, Birol yakından tanımış olduğumuz bir arkadaşımız, bir dostumuz. İşin ilginç yanı sevgili izleyicimiz, Birol bir kamu kuruluşunda çalışıyor ve bunları da boşta kalmış olduğu zamanlarda yazdın artık yani, değil mi? Birol hoş geldin öncelikle. Hoş gördük. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Gerçekten yani 45 yıl onun için sordum. Yani 45 yıl yani kaç yaşından beri yazmaya başladın kitap? İlk kitap kaç yaşından çıktı? Hep onları da merak ediyorum da 28 kitap ciddi bir kitap sayısı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ya şimdi bu çok karşılaştığım bir soru. Evet. İşte kaç yaşında yazmaya başladın? İşte bu kadar zamanı nereden buldun? Şimdi bu yazmak olayı böyle planlanmış, işte mesaisi olan bir durum değil. Ya ben şeyi hatırlıyorum, işte okuma yazmayı öğrendiğim o ilk günden beri hep bir şeyler yazıyorum. İşte ilkokulda okul gazetesine işte kendimce şiirler yazardım, küçük küçük öyküler yazardım. İşte o gazeteden sorumlu öğretmeni sürekli taciz ederdim. İşte hocam bunu da asalım, bunu da takalım gibilerden. O günden beri hep bir yerlere bir şeyler yazıyorum zaten. Sonra bu yazdıklarımı derli toplu bir araya getirip de yayınlatma imkanı yakaladım diyelim ona. Bunun da şeyi yok, bir yaşı, bir zamanı yok. Böyle şeyler hayatın içerisinde kendi kendine yavaş yavaş oluyor. Öyle bir düğmesi yok ki basalım da olsun diye. İşte 30'unda kitap çıkartır, işte 30-35'inde en iyisini yapar, 45'inde emekli olur. Öyle bir şey yok. Bu benim yaşam şeklim, yaşam tarzım. Farklısını düşünüyorum. Devamlı düşünüyorsun yani yazmayla ilgili. Kafada devamlı kitaplar, kitap projeleri. Şu anda bile belki kafanda 2-3 tane vardır kitap projesi. Ümit şimdi dese ki bugün bana yayın evim, hadi bakalım elinde ne varsa bir basalım artık. Bir 3 tane kitap daha çıkartırım. Öyle kenarda mi? Bekleyenlerle. Evet. Rahat 3 tane çıkartırım da 4.'yü de zorlarım gibi geliyor. Şimdi kitapların bir bölümünü buraya getirdik sevgili izleyicilerimiz. Eğer kitapların hepsini buraya getirmiş olsaydık ekrandan, kameradan beni göremezlerdi veya ben seni göremiyorum. Birol bu yani bu artık bir ansiklopedi, yani bir kitap durumunu aşmış neredeyse. Değil mi? Bizim çocukluğumuzda vardı ansiklopediler, vardı ona benzemiş. Evet, büyük güzel bir çalışma. Çalı Çili sevgili izleyicilerimiz, ikinci baskısı. İlk sözü okuyayım. Bir varmış bir yokmuş diye başlayalım masalımıza. Sırf addedendir diye var olanın zinhar yok olmasını dileyelim peşinden sevgili izleyenler. Yani okumayı, yazmayı, okumayı sevenler için sevgili izleyicimiz, gerçekten her anlamda farklı farklı konular. Biraz önce en son kitabına hemen geliyorum. Sondan bir önceki. X kuşağı öyküleri. Evet. X kuşağı nedir? X kuşağı bizim kuşağımız. Hani eskiler diyor ya işte kuşak çatışması, ya da biz diyoruz ya kuşak çatışması. Evet. Sosyal bilimciler işte o çatışan kuşakları böyle isimlere bölmüşler. İşte klasik kuşak, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ve teknoloji kuşağı diye. Biz X kuşağı. Biz X kuşağıyız. Böyle yere düşen ekmeği kaldırıp da öpüp başına koyan son nesiliz biz. Yani bunu yeni nesil bilmiyor, çocuklarımız bilmiyor. O şey diyelim, tabii ki biliyorlar da o böyle içten gelir ya, hani mesela bir lamba boşta yanıyordur da o lambayı gördüğün zaman gidip o kapatmak istersin yani. Evet. Ya da muslukta böyle hafiften akıyordur da o seni çok rahatsız eder yani. Evet. Biz o kuşağız. Bizden sonrakiler artık rahatsız olmayacaklar. O lamba yanacak orada. Yani bir evi birisi girmiş olduğu zaman, bir büyük geldiği zaman ayak ayak üzerine indirmeler. Onlar bizimle beraber bitecek inşallah. Bitecek mi? Evet. Bunlar ama bir kültür değil mi Birol?
Yani olayları şeyde yapmak lazım Ümit. Kendi koşullarına değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu işte teknoloji kuşağının da çok iyi yanları var. Çok zekiler, çok pratikler, çok analitik düşünüyorlar, çok hızlılar, çok güzeller fiziken. Olayları kendi yani böyle yargılamamak lazım işte. Kötü güveniyor musun yeni kuşağa? Çok güveniyorum. Vallahi. Kesinlikle çok. Bizi götürecek mi bir yerde? Götürürler abi. Götürürler. Ben kesinlikle güveniyorum. Umarım ki yeni kuşak şu anki içine bulmuş olduğumuz siyasi konjonktürü, o sıkışmışlığın içerisinde bizi alıp kurtaracaklardır. Birol gerçekten o kadar yani ilginç sorular, kafamda o kadar çok şeyler dönüyor ki. Yani şimdi birisi sana sormuş olduğu zaman, tanımıyor mesela, yani tanışırlar, Birol Bey işte, Birol Öztürk. Ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ne cevap veriyorsun? Abi, okur yazarım diyorum mesela. Ha yani çünkü yani abi şöyle bir olay var sevgili izleyicimiz. Ya bu ülkemizin gerçeği, bu ülkemizin bir acı yanı kanası. Yazarsın, 28 tane basılmış kitabın var ama geçimini başka işte sağlıyorsun. Yani benim kafamdaki yazar profili, geçen programımızda da ben bunu yapmıştım. Yani göl kenarında, göl evinde oturmuş, devamlı düşünen, ilham gelmesini bekleyen bir adam. Bu adamın parayla işi alakası yok. Tek işi vardır, yazmak. Yani böyle bir yani senin gibi insanların böyle bir hayatta olmasa, ama maalesef ki 28 tane kitap yazmış olan bir adam geçimini bu kitaplarla sağlamıyor. Evet. Yani yazar olmak isteyen arkadaşlar bir kere daha düşünün. Para yok. Anlamında uzarı. Bu işte para yok. Bu gerçekten yok mu? Yok, gerçekten yok. Vallahi çok samimiyetle yani söylüyorum. Bakın şey var. Bir popüler kültür var. O yazarak para kazandığını düşündüğümüz tipler o popüler kültür vasıtasıyla bir yerlere gelmişler. Yani çok da genellememek lazım ama böyle bir şey var, böyle bir durum var. Evet. Tabii bunun yanında gerçekten çok iyi kalemler, işte teliflerle, iyi teliflerle hayatlarını sürdürüyor olabilirler. Ama genel anlamda samimiyetle yazanların başka işlerle iştigal edip de geçimlerini oradan kazandırdıkları bir gerçek. Evet. Bizim ülkemizde olmuyor nedense, bir de sebebini bilemiyorum. Yoksa göl kenarındaki eve yok demem yani ben de. Bir ol, köy evinde mi yok? Köy evim var canım. Yani Çambaşı'nın evinde mi? Artık öyle yapacağız Ümit. Değil mi? Ya gerçekten yani güldüğümüze bakmayın sevgili izleyicimiz. Yani ya 28 kitabı olan, ikinci baskı, defalarca baskıya giren kitaplar var. Ama bunun yanında yani... Belki olacak zamanla dedim ya, yani olaylar biraz kendi içerisine bırakmak gerekiyor, olgunlaştırmak gerekiyor. Bu tür olaylar pat diye olmuyor. Olgunlaşarak oluyor. Vardır bir zamanı diye düşünüyorum. Bu dünyada yoksa, mı böyledir? Yoksa bu bizim ülkemizin bir gerçeği mi, olgusu mu? Yani ne diyorsun? Dünyada nasıl bu? Valla şimdi araştırmışsındır. Elimde bir istatistik olmamakla birlikte İbn Haldun coğrafya kaderdir diyor. Bizim coğrafyada kader bu. Yerin altı bunca zengin. Çok güzel bir söz. Yerin coğrafya üstü, kader doğru. Yerin üstü bu kadar cahilken biz daha bunları seninle çok konuşuruz. Değil mi? Başımıza ne geldiyse cehaletten geldi, okumamaktan geldi. Evet. Eğer bugün yazıyorsam, yazabiliyorsam ya da birileri benim gibi yazabiliyorsa bunun temelinde okumak yatıyor zaten. Evet. Biz okumadan, etmeden, anlamadan anlatmaya çalışan bir toplumuz. O yüzden de yazdıklarımız çok çabuk karşılık bulmuyor. Dedim ya işte biraz olgunlaşması gerekiyor, gelecek nesillerden bu nedenle umutluyum diye. Onlar çok daha farklı düşünüyorlar. Analiz edebiliyorlar, değerlendirebiliyorlar, kıymet değer veriyorlar. O yüzden biraz beklemek gerekiyor. Olayları objektif değerlendirmek gerekiyor. Yoksa hayallerle bu iş olmuyor. Yani ben yazdım 28 kitap. İşte bunların içerisinde bak bu Kazım Koyuncu Gürcüci'ye de çevrildi bu. Biyografiler de var. Biyografiler de var. İşte ben artık bak uluslararası anlamda da kitaplarım çevrilmiş bir adamım. Hadi bana gelsin paralar. Yok öyle bir şey. Onu bekleyeceksiniz. Nasıl oluyor para kazanma işi bunlar? Ya kitap yani yayın eviyle mi alakalı şey? Yayın eviyle de alakalı. Genel olarak şeyle, ülkenin şeyle de alakalı, durumuyla da alakalı. Çünkü yayın evi kazanacak ki yazarına telif ödeyebilsin. Öyle bizim hayal ettiğimiz gibi bu yayın evleri, küçük yayın evleri bunlar. Benim çalıştığım yayın evi küçük yayın evi. Evet. Yayın evi de öyle çok büyük muazzam paralar veriyor, kazanıyor falan değil. Yani bugün hakkında bir tane telif davası açılır. Bir yıl boyunca biriktirdiğini gider birilerine verir. Borçla, harçla devam etmeye çalışır. Ya ben şimdi hani şey filmlerde falan izliyoruz. Yayın evi diyor ki işte çabuk bu kitabını da bitirmen lazım falan diyor. Adam harıl harıl yazıyor, kitabını bitiriyor. Adam zengin oluyor.
yatlar, katlar, evler, arabalar yani ama vallahi, böyle bir dünya. Vallahi benim yayın evimde sağ olsun ya, onlar da bana çabuk bitir diyorlar zaten de. Diyorlar değil mi? Ama arkadaşımdır, ben işin şakasındayız. Yok. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Editörümden tutun da işte oradaki dizgici, matbaacı arkadaşlara kadar, yayın evinin sahibine kadar. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Ordu'da mı yayın eviniz? Yayın evi Ankara'da ama sahibi Ordulu. Evet. Yaşar vardı, Yaşar Hız. Onun yayın evi. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Hep de şey diyoruz, bir gün kazanırsak hep beraber bölüşürüz. Hep beraber kazanırız diye. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu anlamda da yani peki ya böyle yani şeyleri de korkutmak istemiyorum yani yanlış anlaşılmasın hani biraz öyle değil mi yani yazar olmak isteyen arkadaşlarımız yani ama ya neler söyleyeceksin böyle yani yazmak isteyen kitapların çıkması için işte böyle bekleyen kafasını bekleten insanlara o cesareti bulmak isteyen insanlara neler söylersin? Öncelikle beklemek iyidir. Evet. Tamam bu konuda kitap yazmak cidden bir cesaret hatta bazen de cüret işidir. Evet. Az önce dedim ya işte bu zaman içerisinde olgunlaşan bazı şeylerin somutlanması halidir. Hı. Bu kitabı yazdınız mı Ümit? Evet. Yazıp da piyasaya çıktığı anda senin eline geçtiği anda artık benim hiç ilgisi yok. Bu kitap artık benim değildir. Bu kitap evet. Artık okurumdur ve okur da sana hiç acımaz. O yüzden çok iyi düşünmen gerekir. Çok iyi olgunlaşman gerekir. Kurduğun cümlelerin ne anlama geldiğini çok iyi bilmen gerekir. Evet. Bir defa iyi bir yazar sistematik olarak okumalı. Ön yargısız olmalı, emeğe saygılı olmalı, insanı sevmeli ve barışçı olmalı. Eğer sizde bu erdemler yoksa ve bu erdemleri de safi okuyarak kazanmadınızsa yazdıklarınızın da bir kıymeti olmayacak zaten. Olmuyor da. Evet. Belli bir kalıba sıkışırsınız, orada debelenip durursunuz. Hayal gücünün nasıl olması lazım bir yazarda? Çok zengin olması lazım değil mi? Ümit, hayal gücü zengin olması lazım. Tabii bu da subjektif bir şey ama ben şöyle yapıyorum. Yazmaya başladığım anda, ki okurken de böyledir genelde, hani bir yazar tipolojisi çizdin ya az önce. Sessiz bir ortam, pipoyu yakmış, gözünde gözlük, çıt yok. Ben de tam tersi. Televizyon açık, radyo açık, teyip açık, balkon açık, her taraftan... Çocuklar koşturuyor diyorsun. Serbest çağrışım. Benim hayal gücümü onlar besliyor. Geçen sohbetimizde bahsetmiştim, yine yeri geldi bahsedeyim. Ordu'nun Dereleri romanını yazıyorum. Romanın bir yerinde... günlerden cumartesi benim evimde biliyorsun Şirin Evler'de İmam Hatip Camii'nden sela veriliyor. Sela sesi geliyor. O ara sela bitti şeyi söylüyor. Ölenin kim olduğunu, kimliğini okuyor. Tam o noktaya aklıma şey geldi. Kitabın yazarını öldürdüm. Kahramanlar bir kafede oturuyorlar. O ara bir sela sesi geliyor. İşte araya gidiyorum işte. Diyorum işte o ara camiden de işte sela sesi geldi. Bilmem ne köyünden, bilmem ne oğullarından Birol Öztürk vefat etmiştir. Ya kimdir bu Birol Öztürk? Memlekete ne hayrı olmuştur falan gibilerden araya giriyorum böyle. Serbest çağrışım. Ve o kitabın da en çok beğendiğim yerlerinden birisi odur. Öyle mi? Yani evet. Orada şey vardı. Yani böyle hayatın içerisinden akıp gelmiş bir şey vardır orada. Yani her an duyabileceğimiz, sokağa çıktığında duyabileceğimiz bir şey vardır. Buna özen göstermeye çalışıyorum. Yani ben yazarken hayattan kopmamaya çalışıyorum. Yoksa oturursunuz sessiz bir yere, kendinize ait olan ya da olmayan bir takım cümleleri bir araya getirirsiniz, ortaya koyarsınız, çıkarsınız bir de ortalıklarda ben yazarım kardeşim dersiniz, iki de hava atarsınız, beş tane de okul gezersiniz. Evet. Beş tane okul gezersiniz, üç tane imza günü yaparsınız, oldu bitti. Peki Birol, yani bu kadar yani eser ortaya vermek gerçekten çok yani ciddi bir şey. Yani ben şimdi hayranlık da besliyorum. İnan yani herkesin kafasına mesela böyle bir yazar yani şunu yazsam değil belki yani biraz okuyan biraz düşünen bir insanın vardır ama bu cesaret işi yani biz yazar değil çok cesaret işi yani yazar demiş olduğumuz insanlar bizim toplumumuz içerisinde biz yani bambaşka bir yerdeyiz yani ve ben böyle bir insan almış karşımda oturuyorum konuşuyorum yani böyle hep filmlerde işte dizilerde veyahut da işte böyle farklı şeylerin içerisinde görüp algılamış olduğumuz bir insan profili ve 28 tane kitap yazmış böylesine üretken bir yazar. Peki Birol çok farklı mı düşünür yani yazarlar? Yani sanırım öyle. Yani çünkü farklı ne düşünüyorsun? Ne geçer kafanızdansın? Yani normal insanlar gibi düşünmüyor mu yazarlar? Ne içiyorsunuz? Ha yani bu kadar kitap yazmak etmek yani bir az buz bir iş değil. Yani bırak olayın maddi boyutunu bırak Birol. Gerçekten çok ciddi bir iş bu. Şimdi sigara içiyor musun? Var mı sigara alışkanlığın? Bıraktım. Bıraktım. Allah'a şükür. Tamam çok iyi.
sigara içtiğin zamanlarda sigara içiyorsun, küllüğe bastıktan sonra belli bir zaman geçiyor, bir şey oluyor sana. Bir daha içmek istiyorsun. İçmek istiyorsun. Ya böyle damağında bir şey oluyor, evet, damarında bir şey oluyor, kafanda evet, bir şeyler oluyor, böyle garip oluyorsun değil mi? Evet. Ve tek çaren var, o yazın, sigarayı, yok o sigarayı içeceksin. Evet. Şimdi bendeki hissiyat bu. Yani öyle bir noktaya geliyorum ki ben bazen işte işlerim yoğun oluyor, yazamıyorum işte. İnanılmaz huzursuz ve mutsuz oluyorum. Ya sonra kendimi yokluyorum. Ben niye mutsuzum? Niye bu kadar huzursuzum? Her şey yolunda giderken bana ne oluyor? Niye hı, kendimi deniz kenarına atıyorum böyle garip garip? Ve şeye fark ediyorum. Epeyden beri yazmadığımı fark ediyorum. Evet ben yazmadım ya. Bir hele bir yazayım. Öyle mi? Yani bu dediğim gibi bu tiryakilik gibi bir şey. Bir alışkanlık, bir yaşam şekli bu. Çok da iyi izah edemiyorum. Çünkü harbiden de soyut bir şey. İzah etmek de çok mümkün değil. Yani ben yazdıklarım belli bir noktadan sonra insanların önüne şu şekilde gelmediği zaman kendimi ölmüşten sayıyorum. Öldün mü be oğlum diyorum ya. Ne yaptın bunu? Hayata ne katkın oldu? Bir gün, belki bugün değil. Ama bir gün tüm bunlar gelecek nesiller adına çok şey ifade edecek. Mesela şeyden az önce ilk başta Çalı Çile'yle başladık. Evet. Çalı Çile'yi benim bütün kitaplarım arasında ayrı bir yere koyduğum bir eserdir. Ve ben bu kitapta bu coğrafyanın bambaşka bir dönemine bambaşka bir bakış açısıyla baktım. 50'li yılların ortasından 80'li yılların ortasına kadar geçen bir süreci anlatıyor. Bizim köylerimizi anlatıyor. Bir dağ köyünde geçiyor. Oradaki o dönemki yaşam biçimi, köy ilişkileri, yoksulluk, göç, ölüm, terör, askeri darbeler, ne ararsanız roman diliyle burada ben anlatmaya çalıştım. Ve bunlar benim adıma, param yok ama bırakacağım mirasta bunlar ve bunların ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli değerler olduğunu da farkındayım. Ben farkındayım. Bir gün mutlaka bir nesil gelecek, onlar da farkına gelecek. Ukalalık edip de kendime ben şöyle yazarım, böyle yazarım demiyorum. Çünkü burası Yaşar Kemal'in ülkesi. Değil mi? Yaşar Kemal'in ülkesinde herkes haddini bilecek. Ortalıklarda ben yazarım mazarım diye gezmeyecek. Kimin yazar olup kimin yazar olmadığına okuyucu karar verecek. Evet, yani bu kadar da mütevazısın ama. Böyle olmak zorundasın. Hayır, yani, Yaşar Kemal gibi bir adamın sesini yaşıyorsun. Hani mesela ben de işte 20 yıldır program yapıyorum. Programcı, yani gazeteci kimliği benim için bambaşka bir yerde. Yani o kategoriye koymam ama yani 28 tane yazılı eserim var. Basılmış olan kitaplarım var. Emek var. Defalarca yani, baskıları olan kitaplar var. Doğru. Bu anlamda yani gerçekten yani farklı bir bence o kategorinin içerisindesin. Eyvallah, peki buraya not almışım biraz önce. Hani biraz önce sordum belki ama devamlı hayal eder yani yazarlar yani. Tabii. Başka bir dünyanın içerisinde yaşıyorsun. Aynen öyle. Yaşamış olduğun başka bir dünyayı işte yazıya döküyorsun. Nasıl bir dünya? Bak sana şey anlatayım. Nasıl bir dünya hayal ediyorsun? Sana geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir olay anlatayım. Evet. Bakış açısı farkı. Hı. Hava iyi. Hı. İşe yürüyerek geliyorum. Genelde öyle tercih ediyorum. Evet. Otogarın oraya geldiğinde bir tane yavru köpek tam yolun ortasında durmuş. Trafiği de tıkamış. Evet. İnsanlar korna borna çalıyor ama köpeğin umurunda bile değil. Değil mi? Yanına yaklaştım ben şimdi köpeğin. Herkes işte tamam artık sorun ortadan kalkacak. Köpeği alacağım ben, kaldırıma koyacağım. Ben gittim köpeği sevdim güzelce. Başını okşadım. Ondan sonra çektim gittim. Şimdi bir tane şoför, ya birader dedi sen ne yaptın dedi, ya ne oldu ki dedi. Ya dedi sen de köpeği de almadın dedi, sevdin gittin dedi, ben köpeği alacağım demedim ki sana. Şimdi bu, o adam açısından bu küfredilecek bir şey. Evet. Küfretti de zaten, sorun değil. Ama benim açımdan bu bir öykü. O köpeğin renginden, orada olmasından, koca bir kentin trafiğini tıkamasından şu kadarcık bir şey. O benim için bir öykü. Ben olaylara öyle bakıyorum. Yani olay her bakmış olduğun, her gittiğin, her yapmış olduğun konuşmada senin için kitaplarında yazacak olduğun. Benim için herkes malzemedir. Herkes kendisini bir romanın içerisinde bulabilir. Sen de bulabilirsin bugün kendini bir romanın içerisinde. Evet. Burada Çalı Çile'nin içerisinde, pardon Ordu'nun derelerinin içerisinde Şelekçi İsin, Deli Muharrem. Hepsi var. Ahmet, Hamdi Maden. Esinlenmiş olduğun herkes. Yani bir an diyor ama bir bakarsın Mıdın'ın orada oturmuşsun balık yiyorsun. Boğaziçi'ye bakarken. Yani ben hayatın içerisinden almaya çalışıyorum. Hayatı da roman gibi yaşamaya çalışıyorum. Ya bu şey anlamına gelmiyor tabii. İşte ya bu kafayı da sıyırmış böyle leylimliği geziyor falan değil. Tabii gerçeklerini görüyoruz hayatın. Hayatın gerçeklerinden esinlenerek onun roman gibi yanlarını görmeye çalışıyorum.
Diğerler de benim gibi yapıyor zaten. Evet. Peki bir kitaba başlamadan önce nasıl çok ciddi araştırmalar içerisine giriyor musun? Mesela yani X kuşağı öyküleri belli bir araştırma gerektiren şey. Yani tamamen kafadan hayal edip yazma mümkünatım yok bunu. X kuşağı öyküleri tam 44 yıllık birikimin eseri. Onun içerisinde dedim ya biz işte o kuşaktan sana bahsettim. Onun içerisinde benim çocukluğuma denk gelen olaylar var, insanlar var. Ve o olayları, insanları bugünkü haliyle anlayabilme durumu söz konusu. Bu da dediğim gibi evet belki X kuşağını ben 3 ayda 5 ayda yazdım, bu hale getirdim ama altında 44-45 yıllık bir yaşanmışlık vardı. Kolay olmuyor iş. Yani bir ömrü alacaksınız, masaya yatıracaksınız, oradan bir şeyleri damıtacaksınız ve o damıttığınız şeyler de herkeste karşılığını bulacak. Okur sevmeyebilir de kaldırıp suratınıza atabilir de. Evet. Hiç acımaz okur. Yani kötü bir şey yapmışsanız, bir samimiyetsizlik söz konusuysa kaldırır suratınızı atar. Evet. Peki yazık olduğunuz bir kitaba nasıl karar veriyorsunuz? Yani mesela bir X kuşağını yazmaya, böyle bir kitap yazmaya karar verdiniz. Hı hı. Hani kimisi der ki gider eşiyle konuşur. Der ki ya işte aklıma böyle bir şey geldi, bu konuda kitap yazacağım. Veyahut da işte yayın evinde güvenmiş olduğunuz, bildiğiniz bir arkadaşınız vardı. Ararsın ya böyle böyle bir konu geldi, bunu hemen ben kitaplaştıracağım, bununla ilgili yazacağım diye. Böyle bir fikir danışıklığı yapıyor musunuz? Yoksa kimseye sormadan... Akşam aklınıza geldi, oturdu, yazmaya başladım, bismillah mı? İkisi de oluyor. Yani birilerine sorarak da oluyor, bir de aklınıza geliyor, diyorsunuz bundan güzel kitap çıkar diyorsunuz, evet. Oluyor. Bir de benim şey var, çok sıkı bir editörüm var. Buradan da kendisine selam gönderiyorum, Ayfer'e. Onunla çok sıkı değerlendiririz, çok karşılıklı fikir alışverişi yaparız vesaire. Bütün bunlardan sonra, o süzgeçten geçtikten sonra tabii ki kitap ortaya çıkıyor. Ya da yayın evi şey diyebiliyor, ya ben işte bir süreç başlatıyorum, bir yayın süreci başlatıyorum. Bu süreçte işte elimde şu isimler var, bunların biyografisini yazdırmak istiyorum. Var mısın bu işe diyor, varsam... Oralardan da öyle teklifler gelebiliyor. Tabii geliyor, mesela. Tabii ki geliyor. Mesela en son kitabın Can Yücel'in bir biyografisi değil mi bu? Biyografik deneme diyelim. Biyografi dediğin zaman direkt şey geliyor Ümit Ak'la. Yani bu gittim abisiyle babasıyla kardeşiyle görüştüm bilmem ne oldu falan gibi duruyor. Öyle değil. Bendeki karşılığı. Nasıl seçiyorsun Can Yücel veyahut da Kazım Koyuncu var. Bu Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Yani bu isimleri nasıl seçiyorsun? Yani böyle sen de gerçekten yani o yaşanmış olan o hayatın içerisinde iz bırakan isimler mi? Yoksa yani bunu yazsam iyi karşılık bulur mu? Şeklinde böyle bir düşünce mi? Ya şimdi şey... Bir defa bende bir karşılığının olması gerekiyor. Kesinlikle. Mesela bir Can Yücel de niye bir şimdi şair ismi vereceğim olmayacak. Bir başkası değil, bildiğim bir başkası değil. Evet. Çünkü o bir başkasının bende herhangi bir karşılığı yok. Ama Can Yücel'in bende bir karşılığı var. Evet. İşte ne bileyim Kazım Koyuncu'nun bende bir karşılığı var. Ben şey diyorum Kazım Koyuncu için, Karadeniz kültürünü kurtaran adam. Karadeniz kültürünü bu ülke basit Yeşilçam filmlerindeki Celeyrüm Cideyrüm'den bir ibarettir biliyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Ve Kazım Koyuncu Karadeniz'de bir kültür olduğunu, bir müzik olduğunu, buna dayalı bir yaşam şekli olduğunu gösteren, ispatlayan bir adamdır. Evet. Tabii ki yazılması gerekiyordu. Bir de Kazım Koyuncu'nun işte popüler olduğu, parladığı dönemler işte bizim üniversite yıllarımıza denk geldi. İşte o Karadeniz'de, biz Karadeniz'de böyle bir sempati de oluştu. Dolayısıyla şey var yani eğer ben bir şeyler yazıyorsam, elimde kalem tutuyorsa bu bana vazifedir de yani. Bir gün birilerinin bu tür insanlara yazması gerekiyor. Bak ben bunları yazdım. Eli kalem tutan, kendisine inanan, kendisine o birikimi bulan ve yüreğinde izi olan şair yazar kim varsa onlar da onları yazsınlar. Yazılmalı bu insanlar. Bir gün inşallah birileri de beni de yazar. İnşallah. Gelip insana şey diyen oluyor mu? Ya işte böyle bir kitap planlıyorum, yazmak istiyorum. Yani ne yapayım, yardımcı ol bana. Çok i̇şte bu kadar kitaplarım var senin de işte. Evet. Ama bunu diyen çok ve bilse ki teklif ettiği şey aslında ne kadar ahlaksız, ne kadar basit bir şey. Yani gidip de bir kitap yazana, bir yazara ben bir kitap yazmak istiyorum, bana yardımcı ol demek, arkadaş ben olmaz olur mu ya? Evet. Arkadaş ben kısa yoldan valeyi vuracağım. Düşündüm taşındım, senden daha iyi bir enayi de bulamadım, çok özür diliyorum da yani uygun kelimeyi de bulamıyorum, bilmiyorum kapatır mıydım kanalı sonra böyle. Yok tamam. Senden daha şey de bulamadım işte elimizin altındasın. Elimizin altındasın. Bir de böyle bir durum var, kolay ulaşılır olduğunuz zaman insanlar sizin ürettiklerinizi basite indiriyor ya bizim bir ol işte ya işte filan durumu oluyor. Oysa bir bilseler ki şu kitap ortaya çıkana kadar nasıl süreçlerden geçiyor, ne tür fedakarlıklar yapılıyor, hiç kolay değil.
Çeviren kim onu? Bu bilmiyorum valla. Şeyde Batum'da bir üniversitede öğretim görevlisi diyebiliyorum. İşte buna da gidemedik. Ne güzel, karşılık bulması ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok seviyorlar Gürcüler şeyi, Kazım'ı. Zaten yani bunu görünce çok heyecanlandılar. İlk Türkçe baskısını görünce çok heyecanlandılar. Hemen çeviriye başladılar. Ya bir talihsizlik oldu aslında. Ben Batum'a gidecektim. İşte imza günü falan yapacaktık da. Bir talihsizlik oldu, bir tatsızlık oldu. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde Batum'da da gidip tanıtacağız. Ya Birol, şimdi herkes işte gençlik hayatı döneminde en basit yani duygu güçlü bir duygu. Aşk, sevgi duygusu ama herkesin üzerine iki kelam edebilecek olduğu veyahut da okuma yazma bilen herkesin bir iki kelime yazabilecek olduğu duygudur. Tabii. Şimdi şiirler yazıyorlar, temaya başlıyorsun, aşk. Hiç toplumsal bir konu yok, toplumsal yani, bir sorun yok, başka bir şey yok. Sen karnın acıkmaz mı, değil mi? Şimdi bununla ilgili şiir yazacağım diyor, şiir kitabı yazacağım diyor. Şiir yani küçümsemek anlamında söylemiyorum bir oldu. Yani şiir kitapları yok, yazıyor. Yok, küçümse, küçümse. O kitabıyla beraber elinde dolaşıyor arkadaş. Ben yazarım. Ya şimdi o yazarım diyor. Bütün toplantılarda, ordu günlerinde, sahalarda, sorularda. Utandığından ben diyemiyorum işte. Yazarım diyor, ortaya gidiyor. Yazar, bir de şeyler yapıyorlar böyle. İşte nedir? İmza günleri. İmza günleri yapıyorlar. Okul günleri. Ha, okul günleri, imza günleri yapıyorlar. Bir kitabıyla, bir şiir kitabıyla beraber yazarım diyor. Sen 28 kitap yazmış adam. Tutup da ortaya ben yazarım deme cesaretini Ümit, demiyorsun yani. Yeri gelmişken. Ya bu nasıl bir ironidir? Bu nasıl bir farklılıktır? Büro? Yani bağlamdan sorum aklıma gelmişken. Yeri gelmişken ben de şimdi içimde kalmasın. Söyle. Şimdi aklına gelene söyleyeyim. Söyleyeyim ben de. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Abi yeni kitap çıktı, imza günü ne zaman yapıyoruz? Evet. Zinhar yapmıyoruz. Evet. Çünkü ben tüccar değilim ki. Hı. Ben işte bir salon tutacağım. Kitapları yığacağım. Ümit gelecek. 10 lira 5 lira verecek. Ondan sonra ben burada oturacağım, imzayı atacağım, parayı alacağım. Ya ben tüccar değilim ki, ben yazarım. Benim işim o değil ki. Ha, bir kitap fuarı olur. Kitap temalı bir etkinlik olur. Oraya da davet edilmişimdir, giderim eyvallah. Ama koltuğumun altında kitap, okul okul gezeyim, sıra sıra oturayım, bilmem ne yapayım. Bunlar bana kesinlikle etik de gelmiyor, doğru da gelmiyor. Evet, seninle beraber ortak bir noktamız var bir oldu şöyle. Mesela ben de yapmış olduğum programlarda, özellikle gezi programımızda. İzliyorum özellikle. Çok büyük insanların ilgisi, alakası oluyor. Gurbetteki vatandaşların teveccühleri oluyor. 20 yıldan beri yapıyorum ben bu programı, tamam mı? Şimdi adam geliyor, 2 günlük televizyonculuk hayatı var, bir program yapıyor. İzliyorsun, ekran çıkıyor, adamın yürüyüşü değişiyor. Gidiyor programına sponsorlar arıyor. Evet. Programını anlatıyor. Programı satmaya çalışıyor. Ondan para kazanmaya çalışıyor. Ve ben o klasikleşmiş olan o programını parayı alet edip para kazanma becerisini gösteremiyorum. Belki de ikimizin ortak buluşmuş olduğu nokta. İşte 20 yıldan beri de o programı yapıyorsun işte. Yapıyorum. 20 yıldan beri zevkle de izliyoruz biz evet. Seni. Ve başka birisi olsa belki de nasıl pazarlayacak? İşte biraz önce verdim o da adam indi bir tane kitabıyla beraber diyor. Ben diyor yazarım arkadaş. Neysin diyor? Ben yazarım diyor. Şey ben şairim diyor. Şey ben yazarım diyor. Ya, yok edemiyorsun. Bir tane kitabı sen bavulla gezdiremiyorsun yazmış olduklarını. İnsan utanır ya. Böyle İnsan. Bir olay. Peki benim de yaşamış olduğum bir sorun nedir? Programcı işte yerel bir televizyona program yapıyorsun. Yani yerel. Başta bu var. Bu bazen sıkışıklığa geliyor. Sizde de var mı böyle? Oo, yani o da yerel konu. Yazar. O da bomba konu zaten. Değil mi? Yani yerel yazar. Şimdi Ümit aslında burada çok güzel bir soru sordun ya. Teşekkür ederim. Böyle ben işte yerel yazarım. Sen işte ulusal yazarsın. Bir arkadaşım buralı değil. Burada memur bir arkadaşım. Ordu'ya ilk geldiği zamanlarda kitapçıya giriyor. Kitapçıya işte kitaplara falan bakarken kitaba da meraklı. Bizim kitapçıya arkadaş benim kitaplardan birini alıyor. Bu da diyor bizim diyor yerel yazarımız diyor. Şimdi hani yerel sanatçılar. Şimdi bir defa ne dediğini çok iyi bileceksin. Yazarın yereli mereli olmaz. Yaşar Kemal diyor ki kendi Çukurova'sını yazamayan gerçek romancı olamaz diyor. Ben Çalıçile'inde Ordu'nun yüksek bir dağ köyünü yazarım. Bunu Almanya'da okuturum. Evet. İzmir'de okuturum, Hakkari'de okuturum, Malatya'da okuturum. Sen bunu yapabiliyor musun? Tamam mı? Yani senin bunun yerellik neresidir, ulusallık neresidir? Böyle bir çizgi yok. Evet. Mesele şu, sen meramını herkesin anlayacağı ve seveceği bir şekilde anlatabiliyor musun? Evet. Yoksa iş şeye kaldıktan sonra, böyle yerelliğe, merelliğe kaldıktan sonra
Valla tanımama koymak isteyen, böyle şablonlara oturtmak isteyen çok. Çok heveslisi de çok. Ümit Atabay ne yapıyormuş? Yerel program yapıyormuş. Hayır, senin köşe bucak neyi yerel ki? Son derecede güzel, her taraftan izlenebilecek, zevkle izlenebilecek çok eğlenceli bir program. Yaşar Kemal nereli? Adana. Adanalı. Bir Adanalı'ya göre Yaşar Kemal yerel yazar o zaman. Abi denemek değil mi? Hayır, o bakış açısıyla söylüyorum. Bak ben hayatım boyunca Çakıldak Dikenli'ni hiç görmedim. Yalabuk denen bir şey var, hiç görmedim. Bak bunları Yaşar Kemal'in kitaplarında okudum. Evet. Gideyim Adana'ya bugün, her birini tek ayırabilirim. Bu neye yerellik ki? Evet. Adam kendi yerelini bir Karadenizli'nin anlayacağı, görüp de tanıyacağı şekilde anlatmış. Evet. Yani oraya işte bu bizim yerel sanatçımız, bu bizim ulusal sanatçımız, bilmem ne, öyle bir şey yok ya. Yani o kafadan bir çıkmak gerekiyor. Şey vardır, edebi olarak yazdıkları edebi anlamda değer olan vardır, değer olmayan vardır. Evet. İyi yazar vardır, kötü yazar vardır. Evet. Yoksa ben yerelim, işte yerelde yazıyorum, işte bu kent bana sahip, bir de bu kafa var, bu kent bana sahip çıkmadı da vay anam vay. Ortak özellikleri nedir kitaplarında, yazmış olduğun konularda? Yani hepsini ben yazdım. Hani bir karakteristik özelliği vardır. Yani nedir? Yani okuyanlar da çok iyi okuyanlar var. Kendimi o kategoriye sokamıyorum ama adam şimdi yazarına bakmadan şu okur, şunu da okur der ki bir rol imzası var bunda. Bende oluyor. Çünkü ya bende olduğunu düşünüyorum. Evet. Bende böyle bir şey olduğuna dair bana geri dönüşler var. Şimdi böyle ukala da ben böyleyim demek istemiyorum. Bunu demek senin çok doğal hakkın. Rahatlıkla söyleyebilirsin. Elinde bir kitapta dolaşanlar yazar, şair olduğunu söylerken sen neler söylemedin? Ben ya onu son sözü tarih söyler. Evet. Ben bir tarzım var. Bir ifade biçimim var. Bir cümle kurgum var. O cümle kurgumun da okurlar tarafından artık benimsendiğini düşünüyorum. Evet. Ya şimdi mütevazilik de yapmayacağım. Benim bugün 60 bin, 70 bin lira dayanan satış yapan kitaplarım var. Dediğim gibi yabancı dile çevrilmekte olan kitaplarım var. O yüzden artık kendimce bir üslubum, bir tarzım da var. Ve 60-70 bin tane insan eğer alıp da benim kitaplarımı okumuşsa bir cefer var demektir, bir şey var demektir yani. Birol, hayalleri yazıyorsun. Gerçekten bir yazar söylemiş olduğu bir sözle beraber bir toplumdaki bakış açısını değiştirebilir. Tabii. Al Kazım Koyuncu, o zamana kadar belki işte biraz söylemiş olduğun gibi Karadeniz müziğini işte yani sadece yöredeki insanlar dinliyor diye ama işte farklı enstrümanlarla beraber Karadeniz müziğinin nasıl olduğunu bütün dünyaya sevdirdi, tanıttı, farklı bir bakış açısı getirtirdi o genç yaşında. O yüzden yani hayalleri olan insanlar, cesareti olan insanlar bunlar. Senin var mı? Yani bu senin hayalin ne bir oldu? Yani bu konu ve kendi hayatınla ilgili çok net, devamlı. Yani çok net. Namerde muhtaç olmadan bu işten ekmeğimi kazanacak kadar bir hayat, bir standartım olsun ve hayatımın sonuna kadar okuyayım yazayım. En çok okuyayım, en çok yazayım. Yazayım. Başka da hiçbir hayalim yok. Peki yani ailenden yakın kişiler, eşin, anne baba, işte dayı, amca artık kimse... Ya bir ot oğlum yazdı 28 tane kitap yazdı ne kazandın oğlum diye olayı maddileştirmiyorlar mı? Tabii sormuyorlar mı sana bunu? Soruyorlar tabii de yani şey değil yani onlar da tabii biz onlarla seninle program yaptığımız gibi oturup da karşılıklı böyle son derece klas bir ortamda bile bunları konuşmuyoruz tabii. Tartışarak. Onlar şimdi düşünüyorlar işte ortada mal varsa bu malda bir eder olmalı. Ya şunun sonuçta bunu bu adamlar bedava basılmadığına göre, bedava da satılmadığına göre şunun internetteki satış fiyatı 65 lira. Değil mi? Yani bakınca şimdi neden işte böyle paralar varken, satılıyorken neden bizde bu paralar yok? Tabii ki sorgulanıyor. Ama bunun içine girmek gerekiyor. İçerisinde olmak gerekiyor. O paraların nerelere nasıl gittiğini bilmek gerekiyor. Çok fazla paracı bir adam değilim. Hayatım boyunca çok öyle param da olmadı. Hep hayatımı geçindirecek kadar param oldu. Belki hırslarım olsaydı ben de bunlardan bir şeyler kazanırdım diye düşünüyorum. Çünkü bak kazananlar var. Yani kıytırık şeyler yazıp bastırıp da işte 3'e 5'e satıp yolunu bulan bir sürü kendi kitabını satıyor. Yani neler var işte yani yaşıyoruz sen de biliyorsun işte. Ben söylerken bile utanıyorum yani hicap duyuyorum söylerken bile. Ama ben ta başta da söylediğim gibi bir gün ben değer yaratıyorum, değerler üretiyorum. Evet. Ve bir gün bu değerlerimin mutlaka bir ederi olacak. Ama bunlar hakkıyla, benim emeğimin hakkıyla ortaya çıkan ederler olacak.
O nedenle hak etmediğim hiçbir şeyi talep etmiyorum. Demek ki zamanı var diyorum. Ben o zamanı beklemeye hazırım. Ya şimdi ben biraz önce bahsetmiş olduğum konuda mesela ben tanınmış olduğum bir kişiler var. Yani yazmış olduğum bir kitap. Kitabı elinde geziyor, dolaştırıyor. Gidiyor atıyorum belediyelere gidiyor. Diyor ki işte bak ben bu kitabı yazdım diyor. İşte o kadar oraya veriyor, satıyor. Oradan ya oraya geliyor, satıyor. Onun şeyi onu kaldırıyor yani. Onun durumu onu kaldırıyor. Ben yapamam. Ben anlayamıyorum da yani. Destek olmak ayrı bir şey vallahi. Arkadaşlarımızla destek olalım edelim de. Yani... Metazoruyla bunlar farklı bir şey. Ben hiç anlayamıyorum o kafayı ya. Evet yani. Bir de şey var. Buna ihtiyacın da yok bir yerde. Evet. Birçok arkadaşımız için buna ihtiyacın da yok yani. Evet. Peki bir ol evdekiler şey çocuk yani kitap hep boş zamanlarını kitap yazmaya ayırıyorsun. Bu konuda nasıl şikayetçi oluyorlar mı? Yok gayet rahatlar ya. Ellerine ayaklarına dolanmıyorum onların. Öyle mi oluyor? Mutlular. Biz artık dedim ya bu bizim yaşam şeklimiz. Ben bir gün beklerim. Benim eve girdiğin zaman kitap kapının önünde başlar. İşte mutfak tezgahında kitap vardır. İşte halının altından kitap, kanepenin altından kitap, her taraftan kitap çıkar bizim evde. Peki bir rol toplumu biraz değerlendirecek olursak yani bunu en iyi analiz edebilecek olan sendirsin. Estağfurullah. Yani okuyor muyuz? Okuyan bir toplum muyuz? Veyahut da ne okuyoruz? Okuyoruz. Yani ben şeye katılmıyorum. Ya biz okumuyoruz, kitap defterimizi açmıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz. Biz okuyoruz da bizim sıkıntımız şey. Sistematik okumuyoruz. Nitelikli okumuyoruz. Facebook'ta bilmem nerede dönen popüler bir kitap varsa koştura koştura onu alıyoruz. Önce o kitapla bir fotoğraf çekiniyoruz. Onu da Instagram'a koyuyoruz onu. Ondan sonra onu okuyoruz. Hayır, sen nitelikli okuyacaksın. Gündeme dair okuyacaksın. Okuduğun kitapta altını çizdiğin cümleler olmalı. Ve altını çizdiğin cümleleri de hayatta karşılığı olmalı. Kullanmalısın. Okuduğun kitaptan aldığın cümleleri hayatta kullanmalısın. İşine yaramalı. Fırından ekmek alıyorsun, ne yapıyorsun? Yiyorsun. Kitapçıdan kitap aldığın zaman da okuduğunda sana bir faydası olmalı. Zihnini doyurmalı. Biz onu yapmıyoruz. Ben olayı biraz daha ekonomik yönüne bakıyorum. Gerçekten beni yani üzüyor. Yani bu kadar yani becerikli, üretken bir yazar. İşi aslında senin yazar. Yazı yazmak ama ekmeğini başka işten kazanıyorsun. Yani kamu kurumu. Evet. Şimdi olay şöyle oluyor. Mesela nedir? Can Yücel'le ilgili bir kitap yazdı. X kuşağı ve insanlar bunu farklı yöntemlerle tanıtımlarına gidiyor. İşte gerek sosyal medya aracılığıyla. Mesela ben bu kadar kitap yazdım. Sosyal medyada seninle beraber arkadaşız. İşte hiç şeyini duymadım ben senin paylaşımına. İşte Can Yücel'le ilgili yazmış olduğum kitap çıktı. Ha ben kendim yapmıyorum onu. Yayın evi onun reklamlarını yapıyor. Ona bir profesyonel bir kadro var. Onlar yapıyorlar. Ha yapılması lazım. Onlar yapıyorlar. Ki ama işte bunu son zamanlarda yapıyorlar. Ha yani bir yazarın kendisini tanıtması, parlatması mümkün değildir. Çok da ayıptır. Yani çıkıp da ben bir kitap yazdım. Ümit hadi gel sen de koş al. Ama bu yani ama bir ol çağımız bunu götürüyor. Ha bunu işte bunu sen yapacaksın. Evet. Bunu işte bu kitabı okuyan adam yapacak. Ben nasıl derim? Yani Ankara'da bir toplantıya gittim. Toplantıyı yöneten arkadaşla işte sohbet muhabbet ettik. Ben sonra geri döndüm. Sonra başka bir grup geldi Ankara'ya. Onlar da işte demiş ya Birol da buradaydı falan deyince işte benim yazarlık mazarlık gündeme geldi. Bana telefon açtı. Ya dedi o kadar sohbet ettik dedi. Bana yazar olduğunu neden söylemedin? Ya dedim nasıl söyleyeyim? Ya biz sen şimdi... Ya Birol sen anlayamadığın bir şey var yani özür dilerim. Yani biz normal insanlar olarak yani bu yazarlar bizim gözümüzde başka bir bakış açısı vardır. Teşekkür ederim. Çok farklı bir statüde olan insanlardır. Normal düşünmezler. İnsanların toplumun problemleri, sorunları varsa farklı bir bakış açısı getirerek bazı hayatı formülize ederler bizler için. O anlamda çok çok önemlidir. Yani sen yazar demezsen bu işi gerçekten yazmayan adamlar yazar derler yani. Ama Ümit şimdi o zaman şey oluyor, şekilsiz oluyor. Konu bu değil. Ortam başka, muhabbet başka. Evet. Sen bir yerden hani Vizontele filminde kızın babasına başka bir muhabbet vardı. Kızın babasına şey diyor ya lafı değiştirdi, Tuğba nerede? Şimdi yani benimki o biraz Tuğba nerede gibi olacak yani. Ya ben şimdi düşünüyorum yani şimdi bir reklamcı gözüyle bakmış olduğumuz zaman 28 tane eser olan her zaman bunlar devamlı satılabilecek olan şeylerdir. Modası hiçbir zaman geçmeyen şeylerdir. Bunlar sadece bir ekip bunları tutup reklamını ve pazarlamasını yapılmış olduğu zaman bile pazarlaması artabilir. Bu son zamanlarda yapılıyor. Bu özellikle sosyal medyada yayın evi işte son çıkan kitaplarımın, son çıkan 3 kitabımın yoğun olarak şeyini yapıyor, tanıtımını yapıyor. Evet. Zaten onun da etkisini de görüyoruz. Satışlara da yansıyor. Bir şey söyleyeyim. Yalnız X kuşağının
geleneksel bölümüne biraz daha yakın gibisiniz. Takılmış kalmış gibi. Evet evet, tamam, çok güzel. Değil mi? Evet evet. Ben biraz kafa biraz benim orada yani. Kafa da ayıp olur kardeşim. Yakışır koskoca yazara. Ben bunu yazdım demin. Kafa ya, adam bir satır yazıyor. Sosyal medyaya koyuyor. Paylaşın diyor. Bunu paylaşın diyor. Ya paylaşın ben, neler yazdım bak Ümit, diyor. Ümit ben onu okurken okurken utanıyorum bak. Yani o adam onu koymuş öyle bir de paylaşın diye bir cesaret. Tabii canım yani. Ben o adamın yorumunu okurken utanıyorum. Değil yani. Ki o kadar cesaret o kadar şey. Ama bir ol bence sosyal medyayı çok iyi kullanman lazım. Mesela yani kullanıyorsun değil mi? Kullanıyorum. Şunları yapma olması lazım mesela. Yani kitabından bir bölüm, bir alıntı, tamam mı? Seni o kitap okumayan insanlara da ulaşmak adına mesela işte kitabından mesela işte X kuşağıyla ilgili bir paragrafı aldın, oraya koydun. Tamam mı? Yani o anlamda mesela benim de sosyal medyadan takip etmiş olduğum kitap yazmayan ama bu türlü yazıları yazan insanlar var. Takip ediyoruz o anlamda. Gerçi bu işler benim editörüm, sevgili editörüm bu işi hallediyor. Ya o, bana, o iş bana bırakmıyor. Evet. Çünkü ben şey diyor yani ben o işe girdiğim zaman ağzımı yüzüme bulaştırıyorum. O da diyor ya sen beceremiyorsun diyor, bırak bu işleri yaşlandın. Sen yaşlandın artık diyor, o yapıyor, evet. Sağ olsun. Peki Birol... kafanda plan proje neler var? Bundan sonraki çıkacak olan kitaplar neler var? Çok şey, çok, Ümit çok şey var. O kadar şey var ki yani bir tane şeyi düşünüyorum. Bir roman var kafamda. Sen Kunta Kinte'yi bilirsin o dönemi. Kunta Kinte. Evet, bilmez olur mu? Evet. Şimdi Kunta Kinte'nin işte Afrika'dan Amerika'ya kaçılış öyküsü vardır. Abi klasik kuşağız biz yani. İkimiz de aynı kuşağız. Şimdi o romana gönderme yaparak bu tarım işçilerini, evet. Öyle bir roman var kafamda. Şimdi çok anlatmayayım. Kurgusu yavaş yavaş oturdu. Bir zaman bulup demeyeceğim de artık ona başlayacağım. Bir romana başlayacağım. Bunun dışında yine denemelerim var. Onları bir derleyeceğim, toparlayacağım. Daha önce ilk baskıyı yapmış, ikinci, üçüncü baskıyı hazırlanan kitaplarım var. Onları bir elden geçireceğim. Mesela şu Ben Hep 17 Yaşındayım için yeni, daha genişletilmiş bir baskıyı hazırlıyoruz. Bunun çalışmaları var. Yani dediğim gibi ben sürekli olarak bir şeyler üretiyorum, üretmeye çalışıyorum, yazıyorum, çiziyorum. İyi şeyler yapmaya çalışıyorum. O nedenle de sevgili okurlardan şeyi istirham ediyorum. Benim kitaplarımı tabii ki eleştirecekler. Ama eleştirirlerken çok yoğun emek verdiğimi, emeğime saygı duyarak eleştirmelerini bekliyorum. Nasıl eleştiriyorlar bu yol? Ne diyorlar? Ya bak mesela yani, sana rahatsız şey, olmuş oğlum bir eleştiri türünü söyle. Söyleyeyim mesela şimdi benim biyografilerimden bir tanesi Ahmet Kaya'dır. Ahmet Kaya tartışılan bir isimdir. Evet. Hep de tartışılmıştır. Şimdi kitabı hiç görmemiş. İçinde ne yazıyor bilmiyor. Belki de Ahmet Kaya'yı ben o kitapta yerden yere vuruyorum. Evet. Altına hemen vay işte terörist bilmem ne küfürler müfürler. Ya bir dur ya bir sakin gel. Yani sonuçta bu ülkenin gerçekleri bunlar. Ve bu ülkenin gerçeklerini ben yazmayacağım, sen okumayacaksın. Nasıl olacak bunlar sevgili kardeşim? Evet. Tahammül edeceksin. Sonra dediğim gibi bu kitabın içerisinde emek var ya. Kolay mı bir araya geliyor o işler? Ahmet Kaya'nın da hakları iade edildi. Ahmet Kaya hakkında açılan bütün davalardan beraat etti. Evet. O ayrı bir konu. Farklı bir konu. Şimdi mevzumuz da o değil. Yani mevzumuz değil. Onun siyasi anladım. Kimliği değil. Anladım. Mevzumuz o adamın sanatçı bir yanı var. Ya beğenmedin Ahmet Kaya, Gülhane konserlerinde 200 bin kişiyi bir araya getirdi. Bugün evet. 200 bin kişi bir futbol takımının taraftarı. Yani gibi. Öyle bir toplumuz ki biz kitabı okumadan, kitabın başlığına kapağına bakarak gündüz biz bunu... özelden gelen mesajları, özelden gelen mesajları yemin ediyorum sana yüreğim kaldırmadı okumaya ya. Değil bu mi? Kadar mı küfredilir yani ne gerek var ne lüzumsuz ne oldu yani sen şimdi küfrettin de neyi kurtardın? Evet. Ama şu bir gerçek yani hani düşünce özgürlüğünden bahsediyoruz ya yani gerçekten yani yani bizim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de yani insanların net düşünmesi akıl erdirmesi. Allah sana bunu vermiş ki düşün diye. Düşünün ya Allah Teala bize irade vermiş. Yani. İrade vermiş bu iradeyle beraber hayatımızı sürdürüyoruz ama. Şu anda biz toplumda insan yani Türkiye'de bizim gibi düşünmeyen herkese her şeyi söyleme ve terörist ilan etme gibi bir özelliğimiz var. Ya ben şey diyeyim yani aslında şurada gündeme gelmese bir de şey o bile lüzumsuz oldu yani. Evet. Ciddiye bile almayacaksın böyle şeyleri. Evet. Programımızın artık biz ayrılan süresinin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. 5 dakika sohbet ettik. Eğer okuyucularına vermek istediğin bir mesaj varsa her türlü... Vallahi vermek istediğim mesaj şu. İster yazsın, ister yazmasın. İster yatsın, ister kalksın. Ama mutlaka okusun. Okusun. Bizim başımıza ne geldiyse okumamaktan dolayı geldi. Cehaletten dolayı yani. Geldi. Bizim topraklarımızın altı çok zengin, üstü evet. Çok cahil. Evet. Ve bu cehalet devam ettiği sürece bizim
acılarımız sona ermeyecek. Evet. Düşünmemekten geldi, erdirmemekten geldi. Tabii ki. Kendi fikirlerimize değer vermeden birilerinin peşine koşmaktan da çok şeyler geliyor başımıza. Ve gelecek. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Programımız, ekranımız her zaman sana açık. Teşekkür ederim. Gerçekten bizler için çok çok önemlisin, çok çok değerlisin. Ordu için çok önemlisin, çok değerlisin. Türkiye için çok önemli, çok değerli bir yazarsın. 28 tane eserim var. Çok çok teşekkür ediyorum yazmış olduğun için. Sağ olun. Devamını da bekliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızda yazar Birol Öztürk'le beraberdik. Kitaplar üzerine, yazarlık üzerine küçük bir sohbetimiz oldu. Yoksa 28 tane kitabı anlatmaya ne vaktimiz yeter, ne zamanımız yeter sevgili izleyicilerimiz. Önümüzdeki programlarda inşallah bir kez daha bir araya geliriz. Evet, yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.